Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da çarpıcı gerçekleri bulacaksınız programımızda. Sizi tarihin derinlerinde gerçeklerle buluşturacağız. Resmi tarihin ortaya koyduğu veriler var ve yeni bir nesle hangi bilgiler aktarılıyor? Zihinlerimizde tarih nasıl yer alıyor sorusunu yine soracağız ve tarihi hakikatleri arayacağız programımızda. Sultan Vahdettin Han neden hain ilan edildi? Tarihin bir döneminde ortaya çıkan tarihi belgeler bize neyi anlatır acaba? Bir sadece elmas alsa hayatı kurtulur denilen Sultan Vahdettin Han neden tarihi mirasın hiçbirisine dokunmadı ve bu topraklardan giderken geride hüzün dolu bir hikaye bıraktı? Hayatında vermiş olduğu mücadele neydi? Sultan Vahdettin Han'ın milli mücadeleye herhangi bir katkısı var mıydı? Resmi tarih niçin Mustafa Kemal'i kahraman, Sultan Vahdettin Han'ı da hain ilan eder sorusunu yönelteceğimiz bir isim. Kemalist olarak kendisini ifade eden Yılmaz Dikbaş olacak. Kendisi biraz sonra İstanbul'da olacak. Havalimanında kendisini bekliyor. Arkadaşlarımız Antalya'dan buraya geleceğini de söyleyelim. Her hafta olduğu gibi tarihçi yazar Ahmet Anapalı stüdyomuzda. Kendisine hoş geldiniz diyoruz. Hayırlı akşamlar. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Bize Osmanlı tarihi öğretecek. Yılmaz bir de öyle Bey, diyor değil Yılmaz mi? Yılmaz Bey geldiği zaman öğrenelim. Ben severim öğrenmeyi. Ben de madem öğreneceğiz o halde belgeleri getirelim ve belgelerle konuşalım diye burayı böyle bayağı bir belgelere yığdık. O belgelere bakacağız tabii, evet. Sabırsızlıkla bekliyorum. Bu arada bir gurur kaynağı. Masamızda kitabı gördünüz mü hocam? Gördüm. Hayırlı olsun bu arada. Çok teşekkürler. Saklanan tarih gerçekten ilgiyle takip ediliyor. Takipçilerimize de yürekten teşekkür ederiz. Hem sosyal medyadan paylaştıkları yorumlar hem de bizlere göndermiş oldukları hediyeler çok manidar. En güzel hediye de işte bunlar oluyor. Bir Kur'an-ı Kerim mealini de ulaştırmışlar. Yürekten teşekkür ediyoruz ve Mesnevi okumamızı istemişler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu teveccühe ilişkin var mıdır söyleyecekleriniz? Vallahi, saklanan tarih takipçilerine? Ne diyeyim? Güzel şeyler bunlar. Seyircilerimizle, dostlarımızla birlikte biz yapıyoruz bu programı. Yani kameranın önünde iki kişi var. Arkada onlarca arkadaşımız var. Arkada onlarca arkadaşımız var. Ama evlerinde yüz binler, milyonlar var. Bu bizi duygulandırıyor. Mutlu ediyor. Ben bir şey söylemek istiyorum. Buyurun hocam. Yani üstad gelmeden, biz üstad diyelim. Bizi çünkü öğretecek, Osmanlı'yı öğretecek. Hoca demek bu arada üstad. Fatih Sultan Mehmet Han'ın Hristiyan olduğunu öğretecek. Hristiyan biliyor musun? Hazreti Fatih? Muhammed'i sevmezdi diyor. Ben sosyal evet. paylaşımlarındaki yazılarda baktım. Hazreti Muhammed'i sevmiyormuş Fatih Sultan Mehmet. Biz bunları bugün öğreneceğiz. Ben 41 yaşındayım. Bildiğim her şey bugün sıfırlanacak. Yılmaz Bey hele bir gelsin, lafı da uzatıyoruz mecburen. O gelmeden başlamayalım yani ben daha yokum demesin diye. Niye konuşuyorsunuz denmesin diye. Denmesin diye. Facebook'taki ben de gerçi sayfamda paylaştım Yılmaz Bey'in sayfasını. Orada onun takipçileri şey diyorlar. Akit'e mi çağırdılar? Hayret. Zıt bir görüşümü. Yani ayıp. Bu konuda ben susayım, sen söyle. Kardeşim. Tabii şimdi önemlidir. Bir program moderatörü olarak davet ettiğimiz isimler, uzunca bir listede yer alan isimler, sayfalar dolusu listeye geçen isimler var. Atatürkçü Düşünce Derneği'nden başlamak gerekiyor. Arkadaşlarımız defalarca aradılar. Konuk sorumuz Okan Çetin daha bizzat telefonla aradı. Bedri Baykam'ın kaç defa arandığını bilmiyoruz. Onlarca defa arandığını söyleyelim. Ve sonra diğer isimler CHP'den, HDP'den keza milletvekilleri davet edildi. Basın sözcüleri davet edildi. Agos gazetesi onlardan birisi. Yani bütün bunların içerisine sol fraksiyonda farklı cenah diye tanımlayabileceğiniz köşelerde gazetecilik, yazarlık yapanlar dahil olmak üzere 250'ye aşkın isim Akit TV stüdyolarında misafir edilerek kendi görüşlerine herhangi bir müdahale edilmeden düşüncelerini aktarmaları adına çağrıda bulunuldu. Yalnız isteklerimiz, tüm bu taleplerimiz
olumsuz karşılandı ve Akit TV'ye gelmeyeceğiz dediler. Bunu söyleyelim. Biz her hafta olduğu gibi bu hafta da istedik ki farklı kesimlerde kimler ne söylerse söylesinler. Ortak bir noktada buluşulurken düşünceler konuşsun, fikirlerle tarihi verilere ulaşalım ve biz tarihi hakikatleri öğrenelim. İzleyenler bunu öğrensinler. Eğer burada bunlar konuşulmazsa farklı mecralarda hakaretler gelmeye devam edecek ve biz tarihe küfreden isimleri göreceğiz. Keza gazetelerde, televizyonlarda, radyolarda, medyanın tamamında bu olmasın. Saklanan tarih bir tarih programı olma özelliğini sürdürsün ve üzerimize düşen görevi yapalım istedik. Yalnız bu arada birkaç haftadır isteğimizi kabul eden ve buraya gelen isimler oldu. Onlar da bu stüdyodan ayrılırken mutluluklarını ifade ettiler. Çünkü onların görüşlerine herhangi bir saygısızlık etmeden sadece kaynak istediğimizi ifade ettik. Ahmet Anapalı her hafta olduğu gibi bunu diğer haftalarda da istemişti. Neden kaynak istiyorsunuz bu arada? Çünkü ben 74'lüyüm. Sanırım Yılmaz Bey 40 küsür doğumlu. Ama konuşacağımız konu 1918-22 arası. Yani muhtemelen Yılmaz Bey'in babası o zaman daha gençmiş. Benim dedem hayatta yokmuş. Dolayısıyla gözümüzle görmediğimiz bir şeyi anlatacağız. Bana bu konuda bu yardımcı olacak. Bunun dışında bir şeyin yardımcı olması mümkün değil. Ben bu arada Sultan Vahdettin Han'ı 548 sayfa anlatmış bir adamım. Kitabını belki de, çıkarmış birisi. Tabii. Babamın hayatını belki bu kadar iyi bilmem. Merakla bekliyorum. 548 sayfalık kitabını yazdığım Sultan Vahdettin'le alakalı Yılmaz Bey bana ne öğretecek? Merakla bekliyorum, öğrenmek istiyorum. Benim merak ettiğim bir şey var. Sizin likör-öğretimde tarih bilgilerini aldığınızda gördüğünüz ne oldu? Vahdettin Han size hain olarak mı yansıtıldı? Dedem, ben orta birdeydim. Odamdaki duvara asmak için 36 Osmanlı padişahının toplu fotoğrafların resimlerini getirmişti. Osmanlı padişah albümlerini getirmişti. Ben o fotoğrafların içinde onu aldım, o tabloyu aldım, masaya koydum. Direkt kalemi aldım. Orta bir öğrencisiyim. Sultan Vahdettin son adam zaten. Gözlerini oydum. Üzerine bu bir haindir yazdım. Türkiye Cumhuriyeti okullarından mezun olmuş bir orta bir talebesi olan ben, dedemin bana almış olduğu padişah portrelerinin içinde ilk yaptığım şey Vahdettin'in gözlerini oymak. Sanırım bu ülkede okullarda öğrencilerin nasıl eğitim aldığını gösterir. Sonra dedem bana yapma oğlum, o bir kahraman dedi. Dedem cahil adam, ne bilir yani. Okuldaki hocadan daha mı iyi bilecek dedim. Bir şey demedim dedeme. Çünkü bize hocalarımız Sultan Vahdettin'in bir hain olduğunu, ülkeyi İngilizlerle bölüşme kararı aldığını, Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'dan kaçıp teknesi pusulası bozuk, kırık, su alan, habire kovalarla su boşaltan bir gemiyle İstanbul'dan kaçtığını anlattı. Biz onlara inandık. Facebook'ta biz Atatürkçüyüz mü, iki Atatürkçüyüz mü, öyle bir sayfa var. CHP patentli bir sayfa. Yani inşallah doğru değildir, inşallah fake bir hesaptır. İnşallah eleştirmek için karşı tarafın yaptığı bir sayfadır. Aksi hali biraz anormal. Çünkü orada bir paylaşım diyor ki, siz Atatürk'ü ne zannediyorsunuz? Atatürk, Sinop civarında gemi bozuldu, atladı, ipi dişiyle tuttu, yüze yüze Bandırma'yı Sinop'tan Samsun'a çekti. Vay arkadaş ya! Sinop'tan Samsun'a yüzerek gemi çeken bir kahraman. Bu gemi, bu arada kimin verdiği gemi? O dönemlerde hiçbir ekonomik durum yoksa bu gemi nasıl temin edildi? Öyle bir dönem. Kaçmış, bir tane gemi almış, kaçmış. Böyle söyleniyor ha bugünlerde. Sinop'tan Samsun'a yüzerek gemiyi çekmiş. İnşallah doğru değildir. Eğer doğruysa vay derim ülkemdeki Atatürkçülerin akıbetine.
Ya bunlar hayal dünyası mı demek gerekiyor? Bu kadar yani, geniş bir hayal dünyası. Vallahi kardeşim inşallah fake'tir. Fake bir hesaptır. Alay ediyorlardır inşallah. Çünkü bunun gerçek olması bu ülkedeki Atatürkçüler için bir vehamettir. Yılmaz Bey'in sayfasında bu akşam o yobaz kanalı seyredeceğim. Diğerler var. Ekran herhangi bir kamera şu belgeleri acaba gösterebilir mi? Yani biz burada uçan kaçan evliya hikayeleri değil, tarihi gerçekleri arşiv belgeleriyle sunacağız. Yobaz kanalı denilen Akit televizyonunda bir tek program için, 1,5 saatlik program için 28 tane Osmanlı'dan kalma orijinal belge getirdik. Bunlara nereden ulaştınız bu arada hocam? Hemen söyleyeyim. Mesela şu. TBMM arşivinden, buraya gidiyor mu gösteriyor? Evet. TBMM arşivinden biraz daha alınmış, yukarı kaldıralım. 3 sayfalık bir görüntüdür. Her birini 20 lira verirsen fotokopi çek. Önce Ankara'ya gitmen lazım. Orada kalman lazım. Arşive inmen lazım. Saatlerce zabıt yerdelerini kontrol etmen lazım. Seninle alakadar olan kısımlarını bulman lazım. Ondan sonra her birine 20 lira para verip şey yapman lazım. Onlara sahip olman lazım. Ciddi bir emek var burada anladığım kadarıyla. Mesela şöyle bir gazetemiz var bizim. Milli mücadeleyi anlatan bir gazetemiz var. Bu gazete için, orijinal değil mi görüyorsun? Evet, orijinal. Bu gazete için sahafları gezmen lazım. Günlerini vermen lazım. Bunu bulman lazım. Sonra 150-200'e artık adamla anlaşıp alman gözden lazım. Gözden çıkaracaksın. Aksi hali öbür türlüsü olmaz. Çok merak ediyorum Yılmaz Bey bize bugün belgeler gösterecekmiş. Arkadaşlarımız söylüyor, onu da söyleyelim sıcak bir gelişme olarak. Yılmaz Bey şu an itibariyle yolda. 5 dakika içinde burada olacağını söylüyor arkadaşlarımız. Var mı bir VTL, bir program bu arada? Var. Yani... Geldiği zaman onu alalım, o arada hazırlıklar yapılsın. Çünkü... Biz izleyicilerimizi de yalnız bırakmayalım diye bir yandan sohbet ediyoruz, onu söyleyelim. Bu akşam henüz daha konumuza başlamadık. Sebebi biraz sonra burada olacak konuğumuzu beklememiz. Yılmaz Dikbaş bizlerle olacak. Kemalist olarak kendisini ifade ediyor. Kemalist bir görüş programda yer alsın. Kemalizm Sultan Vahdettin Han'a nasıl bakıyor sorusunu biz kendisine doğrudan sormuş olalım. Resmi tarih yeni neslin zihinlerine hala Sultan Vahdettin Han'ı hain olarak çakmaya devam edecek mi? Şimdi buna da bakacağız. Ama biraz bekliyoruz bu arada. Yılmaz Bey henüz teşrif etmedi diye biz kendi aramızda sohbet etmeye Şimdi, devam ediyoruz. Şimdi Yıldız Sarayı'nda bir gün yangın çıkar. Yıldız Sarayı'nda. Kitaba bakmadan bağımsız konuşuyorum ama kaynak istersen hemen kaynağını verebilirim. Bizzat Osmanlı Arşivi'nden kaynak verebilirim. Bir yangın çıkar. Yangın söndürülmeye çalışılır. Bir hain Vahdettin, hain bir adamın sarayında yangın çıkar. Hemen itfaiye tertibatı ve hizmetkarlar yangını söndürmeye çalışır. Sultan Vahdettin bir tepeye çıkar, röple şambırın cebine ellerini sokar ve yangını seyreder. Bu arada hizmetkarlardan biri ağlar. Sultan Vahdettin niye ağlıyorsun der. Hizmetkar der ki, sultanım, efendim, evin yanıyor. Senin sarayın yanıyor. Sana üzülüyorum. Bu arada hain bir adamın evi yanarsa hain ne yapması lazım? Saray yanıyor hainin. Herkese emirler vermesi gerekmiyor mu? Söndürün şunu demesi gerekmiyor mu? Sultan Vahdettin gayet sakin. Çıkmış tepeye, elleri cebinde. Ne ağlıyorsun be adam demiş. Benim memleketim yanıyor. Ev bir şey mi? Sarayım yanmış çok mu? Hı hı. Memleket yanıyor, memleket demiş. Bak bu hain. Yani kitaplarda bu adam hain diye geçiyor. Olabilir mi böyle bir şey? Düşman kuvvetleri saraya hakim olmaya çalışıyorlar. Kaynak vereyim mi? Lütfen. Hürriyet gazetesinin sahibi Sedat Simavi'nin babası Lütfi Simavi. Kimdir o? Sultan Vahdettin'in son baş mabeyincisidir. Yani sekreteridir. Osmanlı Sarayı'nda Gördüklerim isminin bir kitabı vardır. O kitapta Lütfi Simavi söyler. Sarayları ister işgal kuvvetleri. Sultan Vahdettin der ki hiçbirinde gözüm yok. Hepsini alsınlar. Ama efendim derler saray. Saray. Der ki Vahdettin benim ülkemin sınırından içeriye gavur çizmesi girdikten sonra sınırdaki bir çoban kulübesiyle
benim sarayımın ne farkı var demiş. Benim ülkem işgal altında. Bak Lütfi Simavi bunu söylüyor. Çok merak ediyorum. Bir adamın daha hain olmaması için ne yapması lazım? Bunlar niçin öğretilmedi yalnız? Ama işte Türkiye Cumhuriyeti kurulurken geçmişin kötülenmesi gerekiyordu. Çünkü 600 yıllık bir çınar ağacı var. O çınar ağacının gölgesinde bir fidan dikildi. O fidanın güneş görmesi için 600 yıllık bir çınarın kesilmesi gerekiyordu. Kesildi. Çok iyi bir imparatorluktu. Çok iyi bir adamdı Vahdettin dense, o zaman derler ki niye yıktın, niye gönderdin, doğru mu? Yani sürdüğün adamı bir de yıktın, şimdi övüyorsun. Neden derler? Bunları demesinler diye kötülemek gerekiyordu. Yani yeninin var olması için eskinin kötülenmesi gerekiyor. Bunu Cumhuriyet'in ilk yıllarında anlarım kardeşim. Bunun kendi içinde bir matematiği, bir mantığı var, olur. Yani o ilk dönem Cumhuriyet çocukları için anlarım ben. Ya onu. Sonra? Ya ama ayıp artık yani. Benim hayatta tanıdığım en büyük adam 1925 doğumlu dedemdir. 25 doğumludur. Cumhuriyet'ten sonra ve anlattığı en eski hatıra da İnönü zamanındaki o şey, Kur'an kurslarının kapatılması, ahırlarda Kur'an öğrenilmesi, Kur'anları poşete koyup gübre içine sokma. Büyük bunu baskı anlatıyor. Dönemi. Bak ama anlattığı hatıra Osmanlı değil, Cumhuriyet. Bizim hayatımızda, hayalimizde Osmanlı hayali yok ki. Biz Cumhuriyet çocuğuyuz. Artık neden kötüleniyor? Ayıp. Ayıp ediyorsunuz. Terbiyesizlik ediyorsun demeye dilim varmıyor. Ayıp ediyorsunuz. Yeter. Bu bilinçli yapılıyor bu arada değil tabii mi? Ki öyle. Hak edilmesi, hak verilmesi lazım. Peki şu anlaşılmıyor mu? Biz bunları yaptık. Bir neslin dimağına Sultan Vahdettin Han'ı hain olarak kazıdık. Ya bir gün gerçekler ortaya çıkar da bu kimseler öğrenirse o zaman bizi kötülemeye başlarlar mı gibi bir soru ve endişe onların dünyalarında hiç yer almadı mı? O kadar ciddi bir tahakkümle halkın üzerinde nüfuz etmişlerdi ki. Hı hı. Öyle bir ağırlık nüfusu vardı ki halkın üzerinde, halk nefes bile alamıyordu. Evet. Bu durum karşısında halkın toparlanıp hak aramak noktasında güçlenmesini hayal bile edemediler. Evet. Ya bu ülkede başörtüsü kimindi? Bu ülkede başörtüsü kapıcıların karısının kıyafetiydi. Evet, çok önemli. Ama bugün Anayasa Mahkemesi'nde başörtülü hakim var kardeşim. Ve cuma namazı da resmi genelgeye girdi. Şimdi bir evet. VTR arası verelim. Bu arada konuğumuz geldi. Biraz sonra Yılmaz Dikbaş'la konuşacağız. Türk Tarih Kurumu'nun Sultan Vahdettin Han için hazırlattığı kısa bir filmi izleyelim. Sonra tartışmaya, konuşmaya başlıyoruz. İzleyebiliriz. Tamamını sosyal ortamda, internetten izleyebilirsiniz. Bugün farklı iki görüş bu programda yer alacak. Biz de kendilerine sorularımızı yönelteceğiz. Araştırmacı yazar Yılmaz Dikbaş stüdyomuzda hoş geldiniz. Antalya'dan geldiniz öncelikle. Ayağınızın tozuyla teşekkür ederiz. Kitabınız da burada. Gedin Güzdeşerim diyorsunuz. Kitabınızdan bilmiyorum. Sultan Vahdettin Han'la ilgili veriler çıkacak mı ama sorularımızı yönelteceğiz. Ve tarihçi yazar Ahmet Arapalı. Siz de yeniden hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Eyvallah. Teşekkürler. Biz misafiri her hafta söz hakkı tanıyoruz. Size de öyle yapalım. Sultan Vahdettin Han'ı özelde genelde Osmanlı'nın son dönemini, yıkılma dönemini ele alacağımızı ifade etmiştik. Sultan Vahdettin Han'a dair girizgah olarak neler söylemek istersiniz? Şimdi girizgah dediğiniz başlangıçta iki noktayı belirtmek istiyorum. Buyurun ben. Efendim. Birincisi tarih birilerini övmek, birilerini yüceltmek için okunmaz. Tarih birilerini yermek, aşağılamak, birilerine küfür etmek için de okunmaz ve yazılmaz. Tarih dünü öğrenmek için okunur. Peki dünü niye öğrenmek istiyoruz? Çünkü bugün yaşadığımız olayların başlangıcı dündedir. Tarih onun için okunur. Eğer biz tarihi okursak bugün karşılaştığımız olayların başlangıcını, nedenlerini görür, anlarız. Bugünü anlarsak yarına dönük de akıllı öngörülerde bulunabiliriz. Hı. Bu bir. İkincisi şimdi benim Osmanlı ile ilgili anlatacaklarım ve kitapta da yazdıklarımda hangi kaynakları kullandığımı da söyleyeyim.
Kaynaklarınızı da merak ediyoruz, evet. Ordinelius Profesör İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi 4 cilt. Ordinelius Profesör Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi 8 cilt. Profesör Doktor Ahmet Mumcu, Osmanlı Devleti'nde Rüşvet. Ernest Werner, Büyük Bir Devletin Doğuşu, Osmanlılar. Profesör Doktor Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu, Klasik Çağ. Profesör evet. Doktor Halil İnalcık, Turkey and Europe in History. Üstad şöyle yapalım mı? Çok uzun sanırım. Çok yok, hepsi ondan değil. Konunun kaynağı. Ondan. Halil İnalcık, ama bunları söyleyeceğiz. Bunlar işin girişi. Neye göre konuştuğumuzu, neye göre konuştuğumu, nereden kaynakları kullandığımı. Ama hani konuyu anlatırken bir yandan kaynak verirsen zaman kazanmıyoruz. 185 tane kaynağım onu var. Onu hepsini okumayacağım. Konuşur. İzin ver, siz şey izin yok. Verdiniz. Tamam izin verdim ben. Ama hayır, yani zaman geçiyor. Konuyla beraber. Hayır, yani çabuk konuşuyorum. Halil İnalcık'ın kitapları, Yılmaz Öztunan'ın Büyük Osmanlı Tarihi, Hamer'in tarihi. Hamer'i sormuştum. 10 cilt. Philip evet. Mansell'in Konstantinopolis kitabı. Babinger'in Fatih Sultan Mehmet ve Zamanı. Gene Babinger'in kitabı. Ve devam ediyor. Evet. Demek ki benim kaynaklarım yerli ve yabancı saygın tarihçilerden oluşmuş. Kitabınızı açar açmaz ortada geçen hafta işlediğimiz bir konu çıktı. Biz geçen hafta Osmanlı'da haremi işlemiştik. Osmanlı hareminde ortalama 400 cinsellik kölesi bulunmuş. Bu sayı 1600'e kadar çıkmış. Ben orasını değiştiriyorum. Cari adı verilen bu köleler benim 25 kişilik seks kölesi miydi? 25 kişilik koğuşlarda kalırdı diyorsunuz. Burada kaynağınız ne Hamer mi? Evet, evet. Şimdi tek kitabı yazarken kitabımda her parçanın her lafın altında kaynak yazılı. Şimdi burada konuşurken her cümlenin kaynağını sorarsanız konuşmam çok bölünür. Peki, onun için Sultan baştan kaynaklar o zaman yok. Baştan kaynaklarımı söyledim. Tamam. Kaynaklarım bunlar. Buyurun. O şimdi kadar yeter. Burada peki haremle ilgili bu açıklamayı yapmışsınız. Hayır, ben Osmanlı ile ilgili elbette görüşlerinizi alacağım ama girizgah olarak neden Osmanlı'da geçen nereden isterseniz geçen oradan. Hafta Osmanlı'da harem işledik biz programımızda ve Hamer bir tarihi kaynak olarak kabul edilemez demişti Ahmet Anapalı. Çünkü o dönemde hareme giren, haremi gören bir isim değildi. Dolayısıyla siz haremle ilgili kaynağı nereden alıyorsunuz? Yalnız o değil. Bütün saydığım tarihçiler de var. Bu, Halil İnalcık da var. Bu resmi aldığınız şey nedir? Yani nereden aldınız bunu? Şimdi eğer kitaptan, şimdi benim konuşmama 3 dakika bile izin vermezseniz ben hiçbir şeyi anlatamam. Üstad, veriyorum, bakın. İzin verdim. Ben ikinize de ben anlamaya eşit çalışıyorum. Zaman tanıyorum. Enteresan bir kitap. Tarihimle yüzleşmeye çalışıyorum. Ama daha başlamadım. Daha yüzleşeceğiz. Ahmet Bey sabırlı olun. Osmanlı sabırlı olun. Öyle yerlere geleceğiz ki gerçekten yüzleşeceğiz. Bakın ama tek şimdi bir böyle, soru sonra geçin. Fotoğraf nedir? Bu fotoğraf tek bir soru. Bu tabloyu kim çizmiş biliyor musunuz? Hayır, bilmiyorum. Tabloyu bu tablo Osmanlı Sarayı, ben bunu gösteremem. Hı hı. Osmanlı Sarayı'nda mı çekilmiş? Sıkıntılı. Bunu biliyor musunuz? Hayır. Ben söyleyeyim size o zaman. Bu fotoğraf Hollanda Rotterdam'da Van Moor'un haremi canlandırma tablosudur. Hiç önemli değil. Ama Van Moor kimdir? Hayır, hiç önemli değil. Haremde çıplak cariyelerin gezindiğini gösteren fotoğraflar da vardır. Onlar şimdi nerede? Konu harem. Konu harem. Neyse haremi konuşmuyorum. Konu harem. Yok, ben Vahdettin Ağa'na girelim İbrahim diye İbrahim Bey hareme girelim dedi. Hareme giremeyiz ama haremi anlatalım kısaca. Buyurun. Harem, padişahların seks kölelerinin bulunduğu hapishanenin adıdır. Bu köleler nereden geldi? Şimdi Osmanlı savaşlara gidiyor, evet. Ülkeleri işgal ediyor, yağmalama da var. 3 gün, 5 gün işgal ettiği yerleri yağmalar. Ganimet toplanır, onlara ganimet deniliyor. O ganimetin içinde yalnız altındı, gümüştü, kıymetli eşyaların dışında kadınlar, kızlar ve genç oğlanlar da vardır. Bunlar toplanıp getiriliyor. Şimdi bunlar köledir. İstanbul'a, Osmanlı topraklarına getirilen köledir. Bu kölelerden, kadın köle, kız kölelerden güzelleri saraya veriliyor. Zaten padişahın 1/5 de hakkı var ganimetten. Onun dışında da güzelleri saraya sunuyorlar. Geri kalanı burada İstanbul'da Et Meydanı denilen yerde
avrat pazarları denilen yerde köle pazarları satılıyor. Bunlar tarih. Çok çarpıcı şeyler söylüyorsunuz ama bunların tarihi gerçeklikle ilgisi hepsi mi? Gerçek efendim. Şimdi her adımda bu gerçek mi derseniz olmaz. Olur. Tarih olmaz. Böyle yapılır. Hepsi yok, öyle yapılmaz. Öyle yapılmaz efendim. Kitapta bunların kaynakları vardır. Kitabı okursunuz tarihçi olarak, dersiniz ki bir dahaki toplantıya çağırırsınız, dersiniz ki bu kaynaklar doğru değildir. Et meydanında avrat pazarı vardır. Osmanlı'da köle ticareti vardır resmen. İbrahim Bey bu, yani bunun şeyi var mı, kanıtı belgesi var mı diyor Ahmet Bey ama bu evet. Çok afaki bir soru. Beni çok şaşırttınız Sultan yalnız. Sultanahmet'te et meydanında evet. Avrat pazarı vardır. Sultanahmet'te değil, et meydanı. İki yerde vardır. Şimdi köleler buraya gelir, kadınlar. Alacaklı olanlar da, cebinde parası olanlar gelir ve bu kadın köleleri yoklarlardı. Padişahlar bu arada İslam'la tümüyle organik bağ olan, cihad eden, halife olan kimseler değil mi? Buna nasıl izin veriyorlar o zaman? Kölelik resmi. Ama seks kölesi diyorsunuz. Ama bir dakika, o harem için söylüyor. Bu da öyle. Şimdi köle ticareti Osmanlı'da resmidir. Köle ticaretinden vergi bile alınır. Osmanlı'nın gelirlerinden önemli bir kısmı köle gelirleri ve köle ticaretinden alınan vergidir. Şimdi bu sıradan vatandaşların, vatandaş demeyelim de Osmanlı'daki kişilerin gidip avrat pazarlarında kadın köleleri aldığı. Ama asıl biz haremi sordunuz, güzeller seçmelerde hareme geliyor. Şimdi hareme gelenlerin hepsi Hristiyan Avrupa, ya birazı da Yahudi olmak üzere Hristiyan Avrupalı veya Yahudi Avrupalıdır. Hareme Müslüman ve Türk alınmaz. Kaynağınız ne bu arada? Ay Allah'ım. İbrahim Bey yani. Siz kaç olmuşsunuz? Hammer mi burada referansınız? Hepsi beraber. Onu merak ediyor. Hammer'in yazdığını İnalcık da yazmıştır. İnalcık'ın yazdığını İsmail Hakkı Uzunçarşılı da yazmıştır. Enver Ziya Karal da yazmıştır. Kitabımda her iki satırda bir kaynak gösteriyorum. Burada seks köleleriyle şimdi ilgili şöyle haremde ifade edilen sordum. Bakın İbrahim Bey, kaynak bulamadım. İbrahim Bey, eğer siz, ben size bir öneride bulunmuştum. Lütfen ben gelmeden kitabı alınız, bakınız dedim. Onu yapabilseydiniz çok daha rahat gidebilirdiniz. Peki şimdi isterseniz yeniden Ahmet Bey var. Ama şimdi harem konusunu kapatacağız. Sultan Vahdettin Han'ı çünkü işleyeceğiz. Ben biraz zamanımız bu konuda kısıtlı, konuşayım. Ben konuşamadım dememeniz için size uzunca bir zaman tanıyoruz. Tanımaya da devam edeceğiz. Harem konusunu isterseniz kapatalım. Ahmet Bey var mı? Tabii. Harem konusu. Alayım mı onu? Tamam. Ben çünkü Sultan Vahdettin Han'ı. Osmanlı sevdalılarını çok rahatsız edecek bir konudur. Bunu da üstadım verir misin? Hayır, bu konuda biz bir program ayırdık. Geçen hafta haremi işledik. Hatta konumuz yoktu diye ben ifade ediyorum. Geçen hafta kimse gelmedi haremi konuşmaya. İbrahim Bey, bir tek şey söylüyorum. Buyurun. Harem konusu, estağfurullah, harem konusu günümüzün Osmanlı sevdalılarını çok rahatsız edecek bir konudur. Başka bir zaman çağırırsanız anlatırım. Geçimiz hafta biz bunun için vardır. Kimleri davet ettik? Ahmet Bey şahit. Var mı ekleyeceğiniz hareme ilişkin? Konuyu kapatalım. Var. Tamam, siz dinleyelim. 3 dakikalık bir zamanımızı ayıralım. Sonra çünkü Sultan Vahdettin Han'ı konuşacağız detaylarıyla. Önce hoş geldiniz tekrar Antalya'dan buraya. Hoş bulduk. Ben çok alışkınım bu söylemlere çünkü biz böyle büyüdük. Evet. Biz bu filmlerle, bu düşünce yapısıyla büyüdük. Düşünce yapısı, tarih konuşuyoruz. Ben İstanbul'da düşünce yapısı falan yok büyüdüm. Ahmet Bey. Yok, bu bir zihniyettir. Zihniyettir. Biz bunlarla büyüdük. Siz öyle göstermeye çalışıyorsunuz. Müsaade edin. Tabii. Osmanlıca biliyor musunuz? Efendim, hayır. Osmanlıca. Osmanlıca diye bir dil yoktur. Osmanlı, devam edin. Türkçesi biliyor musunuz? Şurada ne yazdığını biliyor musunuz? Hayır. Onları tamam. Göstermeyin. Peki. Buraya ilk mektep talebesi şimdi gibi sınava gelmedim. Bizim ben. Mevzumuz kimya olsaydı potasyum sodyumu soracaktım. Hayır, onu da soramazsınız. Dinleyin da. Beni. Evet. Fizik olsaydı. Ya ama hep sizi dinlersek ben konuşamam. Sizi hep dinlemeye gelmedim Ahmet Bey. Klasik bir kemalistle karşı karşıyayız. Hep ben konuşayım, karşı taraf dinlesin. Hayır, onu siz yapmayın. Ben söz hakkı tanıyorum. Ben dinliyorum ya. Üstad, ben dinliyorum ya sizi deminden beri. Yani Üstad. Ben Üstad dinledim. Falan değilim. Yılmaz Bey değilsiniz, doğru söylüyorsunuz. Yılmaz Bey, Üstad değilsiniz, doğru. Eğer fizik konuşsaydık, sizi ben elektron, nötron soracaktım. Tarih konuşuyoruz. Herkes tarih konuşuyor. Bakıyorum burada hareme. Joseph von Hammer denilen tarihçilerin yalancı dediği, muhtemelen bunu da bilmiyorsunuzdur. İbrahim Peçevi ve Kel Çelebi de bilmiyorsunuzdur. Naimay'ı da bilmiyorsunuzdur. Von Hammer'le hiç örtüşmeyen şeyleri söylerler. Ben size bir şey söyleyeyim. Lütfen. Avrat pazarı denilen kavram İstanbul'da iki yerde vardır. Biri Fatih'te, biri Çemberlitaş'ta. Evet. Köle pazarı.
Aksaray'da et yemez meydanında avrat pazarı yoktur. Doğma büyüme İstanbul Fatih Cerrahpaşalıyım. Avrat pazarının da anlamı biri Fatih'te hala vardır. Sadece kadınların girdiği, tezgahtarların kadın olduğu, müşterilerin kadın olduğu pazarlardır. Külliyen yanlış. Olur mu? Külliyen yanlış. Fon Hammer'den beslenirseniz bu böyle olur. Hayır hayır. Sizin beslendiğiniz kaynaklar çok zararlı kaynaklar. Öyle yanlış kaynaklar. Olur mu? Dinleyin beni. Hepsini dinliyoruz zaten. Yok canım dur. İnşallah daha İbrahim Bey bana da konuşma fırsatı verecek. Şöyle yapalım İbrahim. Çıkart o saati kolundan. Hı. Koy. Tamam. Herkesi eşit. Ben süreye bakıyorum. Sizi dinliyoruz. Ben bundan hoşlanmıyorum. 3 dakikalık süre dedim. Zaten Yılmaz Bey 4 dakika konuştu. Bu esnada tamam. Ahmet Bey'in süresi de işliyor. Buyursunlar. Fatih dönemiyle alakalı Babinger dediniz. Babinger'in yaşadığı zamanı biliyor musunuz? Bana soru sormayın. Siz kendinizi anlatacaksınız. Fatih zamanı. Bildiğinizi anlatın, izleyicilere anlatın. Bana soru sormayın. Yılmaz Bey sinirlenmeyin. Yok sinirleme yok. Sinirlenmeyin. Ben burada size tarihi bilinmeyen gelin yüzleşelim. Sizin söylediğiniz Yılmaz Bey size göre bütün Babinger, tarihçiler yanlış. Fatih Sultan Mehmet Han'dan 120 sene sonra doğan bir adamdır ve siz Babinger denilen bir adamı kaynak olarak kullanıyorsunuz. Şimdi ben size buyurun. Fatih Sultan ona Mehmet dönemiyle alakalı 2 dakika sonra. Fatih dönemiyle alakalı 3 tane Romalı, 3 Osmanlı kaynak soracağım. Bilirseniz ne mutlu bana. Ben size soracağım. Çok kaynaklarınız güzel. Da var. Tamam buyur alalım Ahmet Bey'den. Ben bu arada kaynak falan bulamadım, siz, göremedim. Siz altında geçen soru. Akla, mantığa bakın, İbrahim Bey. Kaynak söyledikleri yok. Akla, mantığa ve bilime çok ters düşen söyler söylüyor. Ne diyor? Bir tarihçi söylüyor Babinger veya Hammer kimse. Bunlar diyor Fatih'ten 120 yıl sonra doğdu. Allah Allah böyle saçma laf dünyada görülmemiştir. Neden? O devrinle ilgili bütün belgeler arşivlerdedir. Belgeler. Sizi dinledik. Peki. Sizi dinledik. Peki. Osmanlı arşivi diye bir arşiv vardır. Kütüphanelerde arşivler vardır. Oraya ben İngiltere'de Londra'da İngiltere'nin devlet arşivlerine girdim, çalıştım. Orada peki ben şimdi o arşivlerden bilgi alırken 200 yıl öncesinin arşivini okuyorum. Onu kaynak gösterdiğimde vay sen 200 yıl önce burada mıydın diye sorabilir misiniz? Öyle saçma sapan laf olur mu? Osmanlı arşivleri vardır. Bugün de bizim tarihçilerimizin yaptığı nedir? Osmanlı arşivlerine giriyorlar. Hatta çok kişi Osmanlıca öğrensin de o günün yazılarını, hı hı. Bu belgeleri ortaya çıkarsınlar diyorlar. Peki Osmanlı arşivlerine harem böyle mi geçmiştir? Efendim? Osmanlı arşivlerine harem böylesine Osmanlı arşivlerini geçmiştir? Okuyan... Onları inceleyen araştırmacılardan aktarıyorum. Ama Osmanlı arşivlerinde böyle aktarılmıyor dolayısıyla. Sizin hayır, anlattığınız hayır. Gibi bunlar arşivlere girmiş kişiler. Bunlar Osmanlı arşivler. Hammer burada yaşamış, hatta ölmüş mezarı da İstanbul'da Hammer'in. Ahmet Bey hayır, Hammer asla haremi görmemiştir diyor. Tabii Hammer... Şimdi demek ki herkes hareme görecek. Zaten erkeklerin hareme girmesi hadım olmak lazım Ahmet Bey. Siz hareme nasıl girdiniz? Ben mi? Evet. 15 lira para verdim, Topkapı Sarayı'na girdim. Onu herkes girdi. Siz zamanında nasıl girdiniz? Siz girdiniz mi? Siz ne zaman girdiniz oraya? Ben Fatih zamanında, bir hafta önce girdim. Kanuni Sultan Süleyman zamanında hareme mi girdiniz? Saçmalamayın Allah siz aşkına. Siz girdiniz ya. Mi? İbrahim Bey saçmalama. Bakın şimdi bu saçmalama kavramı geçerse ben de konuşurum. Saçmalamaya. Şimdi, bir kere saçmalama demeyin. Derim. Demeyin. Çünkü. Karşınızda bir tarihçi var. İki, konuk bak ben de burada konuğum. Saçmalamak değil. Sizin ben evinize girmemişim, yatak odanızı anlatıyorum burada. Biri de Yılmaz Dikbaş'ın yatak odasını benden dinliyorlar. Yok yok öyle bir olur mesele. Öyle bu şey? Bilimsel yaklaşım değil. Bu akıl mantık dışı bir yaklaşımdır. Bu yazarlar, bu size gitmedi. Biraz önce adlarını okuduğum yazarlar, araştırmacılar, bunlar hepsi Osmanlı arşivlerini okumuş kişilerdir. İbrahim. Arşivlere girip bakmışlardır İbrahim Bey. Allah, peki burada. Burada Babinger'in doğum tarihi 15 Ocak 1885 1891. Almanya. Weyden dünyaya gelir. Franz demek Babinger. Ki şimdi Ahmet Bey'in büyük tarihçi Ahmet Bey'in söylediğine hiç göre hiç öyle bir iddiam yok. Peki, sizin öyle bir iddianız var. Bugünün tarihçileri boşa kürek sallıyor Osmanlı arşivlerini okuyarak. Çünkü peki. Osmanlı zamanında yaşamadılar. Az sonra konuşacağız. Böyle mantıksız iş olur. Bir Sultan Vahdettin Han konusuna biraz sonra başlayacağız. Yorumlarınızı sosyal medyadan bize saklanan tarih etiketiyle ulaştırabilirsiniz. Daha sonra buradayız. Sıcak bir tarihi program izliyorsunuz. Saklanan tarihte Sultan Vahdettin Han'ı
yakından tanımaya çalışıyoruz. Yıllarca niçin Sultan Vahdettin Han'ı hain diye çocuklar, gençler tanıdı. Resmi tarih neden hain olarak bir Osmanlı padişahını yansıtırken Mustafa Kemal'e kahraman dedi. Şimdi iki farklı pencereden bakıyoruz işin doğrusu. Sorularımızı yöneltiyoruz. Yılmaz Dikbaş konuğumuz, tarihçi yazar Ahmet Anapalı da stüdyomuzda bizlerle birlikte. Az önce kaldığımız yer Osmanlı'da haremdi. Bu konuyu kapatalım ve Sultan Vahdettin Han'a gelelim. Sultan Vahdettin Han neden hain olarak anlatıldı? Şimdi bu soruya cevap vermek için bana tanıdığınız süre ne kadar? 4 dakika. 4 dakika. Sonra 4 dakikada zaten tamam, Ahmet Bey'i tanıyorum. Ben 4 dakikayı değil. Kullanmaya başlıyorum. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Rica ediyorum. Şimdi Vahdettin 36 Osmanlı padişahının sonuncusudur. Osmanlı tarihinde son padişahı ele alıp onun üzerine yoğunlaşırsanız fotoğrafın tamamını izleyicilerimize göstermezsiniz. Her hafta biz bir padişahdan ben bahsedelim. Anlatayım. Yani benim konuşma uslubum bu. Şimdi fotoğrafın tamamını görelim. O fotoğrafın içerisinde de Vahdettin'i anlatalım. Eğer fotoğrafın tamamını ortaya koyarsak Vahdettin de doğru yere oturur. Ona da haksızlık yapılmaz. Yapacağımız eleştiri veya söyleyeceğimiz sözler de anlamlı olur. Önce Osmanlı'yı kısaca söylemem lazım. 4 dakikamı kullanıyorum. 2 dakikada Osmanlı'yı anlatacağım ve 2 dakikada da Vahdettin'e geleceğim. Şimdi Osmanlı, satır başları söylüyorum, kitabımda ayrıntılı var. Osmanlı'da hoşgörü olduğu söylenir, tamamıyla uydurmadır. Osmanlı'da hoşgörünün heysi bile yoktur. Adalet, Osmanlı'nın adaletli olduğu söylenir, Osmanlı'da adalet yoktur. Neden yoktur? Eğer bir ülkede devletin başındaki bir kişinin iki dudağı arasından çıkan sözler kanunsa orada adalet yoktur. Osmanlı'da adalet yoktu. Osmanlı'da haremi konuştuk. Şimdi İstanbul'un fethi orayı konuş. Fatih'le ilgili, İstanbul'un kölelikle ilgilidir. İstanbul, Fatih İstanbul'u kuşatır, kuşatma uzun da sürer. Yeniçeri rahatsızlanınca da der ki, Yeniçeri İstanbul'un yağmalanmasını istiyor. Fatih önce yağmalanmasına karşı koyar. Evet. Ama yanındaki vezirleri derler ki efendim izin verelim. Kısacası izin verilir ve İstanbul 3 gün yağmalanır. İstanbul 3 gün yağmalanır. Ve kadırgalar dolusu büyük ganimetler toplanır. Şimdi yani Osmanlı'nın yaptığı gittiği yerleri işgal etmek ve soyup soğana çevirmek odur. Fatih kanunu vardır derler, Fatih kanunu. Fatih kanunu insanlık duygularından uzak bir kanundur. Hemen söylüyorum. Fatih diyor ki, saltanat evlatlarımdan kime nasip olursa kardeşlerini öldürebilir. Ve ondan sonra şehzadelerin birbirlerini öldürmesi, padişahların oğullarını, kardeşlerini öldürmesi bu kanundan başladı. Yüz karası bir kanundur. İnsanlık dışı bir kanundur. Osmanlı'yı anlatıyoruz. Vahdettin Han'a biraz hızlıca geleceğim. Yavuz Sultan Selim'e geliyoruz. Yavuz Sultan Selim, bak çok çarpıcı bir şey söyleyeceğim İbrahim Bey. Bütün izleyicilerime de söylüyorum. Yavuz Sultan Selim, Osmanlı'nın en büyük padişahlarından biri, kafire kılıç sallamamıştır. Kafir deyimini de Osmanlı kullandığı için söylüyorum. Hiç kafire kılıç sallamamıştır. Öldürdükleri hep Müslüman Türktür, hep Müslüman Türktür. Ayrıntıya girmiyorum. Sorarsanız anlatırım. Ama çok ısrarla söyledim. Tarihçiler şimdiye kadar bunu da dile getirmiyor Osmanlı sevdalıları. Yavuz Sultan Selim kafire kılıç sallamamış, hep Müslüman ve Türk öldürmüştür. Siz Osmanlı'yı sevmiyor musunuz? Tarihi sevip, baştan onun için söyledim, sevip sevmeme değil, öğreniyorum. Hayır, yani ilk duygunuz ne oldu? Hayır, Osmanlı duygum yok. Bakıyorum, bakıyorum. Şimdi Yavuz Sultan Selim 40 bin Alevi'yi katletmiştir. Anadolu'da 40 bin Alevi'yi katleden adamı sevmemi mi bekliyorsunuz? Aleviler öz ve öz Türktür, Oğuz Türkleridir. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali derler. Ve Osmanlı bunları kafir ilan etmiştir. Sultan Vahdettin Han'a gelelim. Çünkü geliyorum. Size bir dakikalık bir... Ne kadar mı kaldı? 4 dakikalık bir süre ayırdım. Şimdi, 4 dakika bitti. 1 dakika daha zaman ayıralım. Sultan Vahdettin Han'ı konuşalım. Yeniden döneceğim. Ahmet Bey arada konuşacak. Sonra yeniden size döneceğim. Ben burada kalayım. Bundan sonra Ahmet Sultan Bey Sultan Vahdettin Han'a... Yok, Vahdettin'i çok iyi anlatacağım. Tamam, biraz sonra. Çok iyi anlatacağım. Peki buraya kadar Yılmaz Bey'in söylediklerine neler eklersiniz? Yani şimdi Yılmaz Bey her
Yılmaz Bey'in konuştuğu her cümle esasında başlı başına bir program konusu. Evet. Üç gün yağmalandı. Muhtemelen sayacağım isimleri hiç duymamıştır. 1453 yılında İstanbul fethedildiğinde İstanbul'un içinde yaşayan mesela Kalkodeniyes, mesela Filipos, mesela Andronikos, Tursun Bey, Fatih'in tarihçisi, bunların hepsi der ki 3 gün yağmalama izni verdi ama İstanbul'un tarihi güzelliği kayboluyor diye ikinci günün sonunda kesti yağmalamayı. Şimdi ben bu isimleri vereceğim ama Babinger, yani Fatih'ten yüzyıllar sonra yaşamış bir adam, kaynak olarak bu arada Babinger'e göre de Fatih homoseksüeldir. Lucas Notaras'ın oğluna aşık olmuştur Fatih. Bir tek o söyler. Babinger kaynak budur. Yani Babinger'i kaynak olarak almanın sonucunun ne olduğunu size anlatmaya çalışıyorum. 3 gün değil, yağma 2 gün sürmüştür. Bütün dünyanın, bütün savaş hukukuna göre, bütün savaş hukuklarına göre yağmalamanın süresi sınırsızdır. İslam hukukunda 3 gün diye sınırlandırılmıştır. Fatih bunu 2 günde kesmiştir. Yavuz Sultan Selim 40 bin Alevi'yi katletmiştir. Bak ben bunlara cevap vermezsem sanki bunlar doğruymuş gibi gidecek ya. Bak, onun için cevap veririz. Vahdetine daha giremedik. Giremedik. Peki. 40 bin kişiyi katletmiştir. Acaba çok merak ediyorum, Anadolu'da 40 bin kişilik bir şehir, Ankara o günler 5 bin kişi çünkü. 40 bin nüfuslu bir şehir var mı? 40 bin kişiyi kesti mi? 40 bin Alevi'yi kesti mi? Ya da şöyle söyleyelim, Yavuz Sultan Selim karşısında bulunan düşmana, düşman dediği adamlara TC kimlik numarası mı sordu? Bana ne senin Aleviliğinden, Kürtlüğünden, Türklüğünden? Ben seni öldürmezsem sen beni öldürürsün. Yavuz Sultan Selim Alevi katliamı yapmadı. Yavuz Sultan Selim Anadolu içerisine Erzincan'a kadar gelip sivil halkı katleden Şah İsmail'in ordusunda bulunan, hakaret değil, Kızılbaş'tır onların tabiri. Kızılbaş bir Türkmen tabiridir bu arada. Kızılbaş ordusunu katletti. Ne yapayım? Kardeş sen Alevisin. Dur bir dakika. Alevi'yi katletmeyeyim. Sen mi beni katleteceksin? Kafirleri, ben seni öldürmezsem diyor az önce Yılmaz Bey. Şimdi o da ayrı bir konu. Yani Yavuz Sultan Selim doğuyu temizledi. Baba oğlu da batıya doğru saldırdı. Ayrı bir şey ama çünkü ömrü yetmedi. 8 yıllık şeyi var. Eğer Osmanlı arşivlerine, Osmanlı vesikalarına girmezsen bir tarih programına 27 tane böyle evrakla gelmezsen, ikinci el kaynakları kullanırsan, kronik kaynaklar değil, yaşanılan dönemin kaynaklarını kullanmazsan ortaya böyle bir vehamet çıkar. Neden? Mesela Atatürk hakkında Bozkurt isimli kitapta Armstrong öyle saçma sapan şeyler söyler ki, erkeklerle cinsel ilişkiye girdiği söyleniyor Atatürk'ün. Bu terbiyesizliği ben dillendireyim mi? Ne der Yılmaz? Armstrong, benim süren bitmedi sanırım. Armstrong böyle bir şey söyler ve Rıza Nur da bunu dillendirir. Terbiyesizliğin önde gidenidir bu. Bazı kaynaklar vardır. Şimdi benim anladığım kadarıyla tarih disiplini almamış, tarih kökenli olmayan her kişinin yaptığı gibi karşımızda iddiaları ispatmış gibi bir iddia. Ben diyorum ki bu böyledir. Bu bir iddia. İddiaları ispatmış gibi gören bir zihniyetle biz. Ben 74'lüyüm. Benim bütün hocalarım böyleydi. Ne diyelim? Sultan Vahdettin'e gireyim. Yani başka bir şey söylerse oraya girmek zorunda kalırım. Konu gider. Konu zamanımız dar. Sultan Vahdettin Han'ı çünkü çok fazla tanımıyoruz. Saçma sapan bir cümledir ve bunun tarihi kaynağı yoktur. Yani tarih olarak bir kaynağa dayandırılmaz. Yılmaz Bey'in hiçbir iddiası bu arada doğru değil mi diyorsunuz? Yani kaynak olarak değil. 3 gün 2 gündür kaynak veriyorum. Filipos tarihi, Andronikos tarihi kaynak veriyorum. Roma kaynakları 2 gün sürmüştür. 40 bin Alevi'yi kesmedi. Velev ki rakam doğru olsun. Olsun ya, bana ne? 40 bin düşmanı kesti. Karşısındaki Alevilerin kimliklerini sormadı. Savaş var. Ya ne diyelim? O zaman Kanuni'de 120 bin Macar Türk'ü mü öldürdü diyelim? 120 bin düşmanı öldürdü. Düşman kavramı var ya karşı karşıya. Onu öldürdü. Biz Vahdettin'e girelim mi kardeş? Lütfen.
Peki. Süren bittiyse? Süreniz bitti. O zaman Vahdettin ne? Buyurun sizden edelim. Başlayacağız. Kaçta bitiyor programımız? Saat 22.30'da bitecek. Daha var. Vahdettin'e tamam, geliriz. Çünkü Vahdettin işin bu akşam ana konumuz bu. Ama çok çarpıcı şey göstereceğim. Peki resmi belge, kitaplarda, ben, resmi tarihte. Çünkü hem de Sultan Vahdettin resmi Han, değil, benim de hatırladığım da o. İlköğretim ve lise yıllarında bize öğretmenlerimiz Sultan Vahdettin haindir. İngilizlerin kullandığı bir adamdır. İngilizler aracılığıyla bu toprakları sattı diye öğretildi. Siz de öyle şimdi öğrendiniz. Kısaca, evet. Çok kısa bir buyurun, şey, kısaca bir şey değineceğim. Hı-hı. İşte Fatih'le ilgili yazanlardan Babinger, işte Fatih'in eşcinsel olduğunu söylemiş. Kapatalım isterseniz. Orada bir cümle söyleyeceğim. Osmanlı'da tamam, eşcinsellik kabul edilmişti. Bugünün koşullarında bazı kişiler, Ahmet Bey gibi kişiler, eşcinselliği beğenmeyebilir, eleştirebilir. Osmanlı'da döneminde Osmanlı en çok eşcinsellere hoşgörüde bulunmuştur. Tabii. Aynı dönemde Avrupa'da eşcinseller dövülüyor, öldürülüyor, işkence görüyor. Osmanlı'da eşcinsellere pek bir şey yapmıyorlar. Hoşgörü yok dediniz Osmanlı'da. Bu konu hariç. Eşcinsel konusunda hariç. Beklemediniz hariç, değil mi? Şaşırdınız evet, mı? Yok, evet, bu konu hoşgörü ama kitabımda onu anlatıyorum. Bunda hoşgörü yok, yok, yok. Bilmeden örnekler veriyorum. Ama bir tek eşcinsellere gelince o konuda hoşgörülü. Bravo. Neden çünkü, sizce? Çünkü Osmanlı'nın kendisinde eşcinsellik olağan gözüküyor. Bu kimseler Müslümanlar. Bakın Müslüman, Osmanlı padişahlarının hiçbirisi Kur'an Müslümanı değildi. Ne Müslümanı? Osmanlı şeriatı diye bir uydurma şeriat var. Onun o şeriatın içerisinde Müslüman. Müslüman demek, bakın ben buraya gelirken Kur'an'ı da getirdim. İslam dinini konuşuyorsak, Müslümanlığı konuşuyorsak tek rehber Kur'an'dır. Eğer Kur'an'ın ayetlerine ters icraatlar yapmışsa birisi, padişah bile olsa, onları çiğnemişse o Kur'an Müslümanı değildir. Kendine göre Müslümandır. Sünnet ve hadisleri nereye koyacağız? Hadislerin hepsi uydurmadır. Uydurma diyorsun. Tabii, hadislerin hepsi uydurmadır. Hadislerin hepsi Buhari denilen bir adamın uydurmasıdır. Hepsi, ondan sonra diğerleri de onu taklit etmiştir. Ama sadece neden? Buhari yok hadis aktaran. O en başı odur. Neden uydurmadır biliyor musunuz İbrahim Bey? Neden? Hadislerin belgesi yoktur. Belge yoksa tarih de yoktur. Belge yoksa dedikodu vardır. Belge yoksa tarih yoktur. Belge yoksa dedikodu vardır, efsane vardır, uydurma laflar vardır. Azerbaycan bunu ben söyledim. Duyumlar vardır, şunlar vardır, güzel, efsaneler vardır. Hurafeler vardır, varoğlu vardır. Güzel. Hadislerin hiçbir hadisin belgesi yoktur. Belgesi olmadığı için de hepsi uydurmadır. Peki, peygamberler neden gönderilmiş? Bu tartışma böyle uzar ama ben merak ettiğim için bir yandan da soruyorum. Peygamber ama söyledikleri çok skandal. Bir türlü konuya da adım atamadık, onu söyleyelim. İslam peygamberi Hazreti Muhammed vahiy yoluyla gelen Allah'tan gelen bilgileri, işte Kur'an'ı tebliğ için gelmiştir. Görevdir, tek görevi vardır. Ama namaz Kur'an-ı Kerim'de nasıl kılınacağı konusunda anlatılmamış. Peygamberimizin, nasıl değil? Hayır, namaz kılmak geçer ama nasıl kılınacağımızı bilmiyoruz. Kur'an'da geçmiyor. Benim vaktimden mi alıyorsunuz? Hayır, ben sadece anlatıyorum, soruyorum. Şekliyle ilgili herhangi bir usul o İbrahim bu kıyam yaptı, rükû yaptı, secde yaptı. Var, olmaz ama olur. Peygamberimizin hayatından aldıklarımız, öğrendiklerimiz var. Bakın, kimden öğreniyorsunuz? Nereden öğreniyorsunuz? Sünnetler, hadisi, sünnetler uydurmadır. Kaç rekat olduğu bakın, bu arada. Bakın sünnetler ve hadisler, bunu kabul etmenizin çok zor olduğunu anlıyorum. Hele bu kadar kısa bir sürede bin bir daldan bir dala geçerken anlamanızı, kabul etmenizi de etmemenizi de anlıyorum. İzleyicilerimiz adına yönelttiğimiz sorular tabii, da var. Sadece öğrenebilmek tabii, adına biliyorum, soruları yönetiyoruz. Ama izleyicilerime de söylüyorum. Kitaplarımda ayrıntıları da yazdım. Hadislerin ve sünnetlerin belgesi yoktur, uydurmadır. Bunları uyduranlar çok iyi para kazanmıştır. Ün ve ünvan sahibi olmuşlardır. Peki Sultan Vahdettin konusuna geçmeden önce yine son defa dönüyorum. Var mı ekleyeceğiniz? Yılmaz Bey'le sünnet, enteresan bir şey ortak benim dediğim şeyi söyledi. Belge yoksa tarih yoktur. Allah Allah, az evvel bunu inkar etti. Belgeli olur mu bu işler dedi. Belge yoksa tarih yoktur. Belge yoksa hadis yoktur. Az evvel dedi hatta öyle, gülümsedik. Neyse ben devam. Bende mi sıra efendim? Ben şimdi birazdan döneceğim. Sultan Vahdettin Han'la ilgili ama lütfen bakın, birazdan açıklama bana yaparak Sultan başın. Sultan Vahdettin'le ilgili son hakkımda konuşturun. Öyle mi? Evet. Ama sonra sizin anlatacaklarınız olacak ve zaman yetmeyecek. Yok, son. Bize kızmayın diye söylüyorum. İzleyenlerimiz İbrahim Bey, size nasıl kızarım? Siz beni davet ettiniz. Ben burada sizin konuğunuzum. Görmüş olsunlar. Olur mu? Var mı söyleyeceğiniz? Kızmak var. Yok İbrahim Bey. Olmaz. Sağ ol. Sonra rahat olun. Var. Şu. Buyurun. Belge olması lazım. Hı-hı. Tarih belgesiz olmaz.
Fatih'i işleyeceksek Fatih zamanında yaşayan ve yazılan belgeler lazım. 1700-1800'lerde yazan uyduruk belgeler, adam Vatikan'da Frances isimli bir adam 1700 yılında Fatih'i yazmış Vatikan'da. Neymiş? Görenleri bilmem ne, olmaz öyle şey. Birincil kaynaklardan bakmak lazım. Benim anlattığım bu mantıkla Yılmaz Bey az evvel hadisi reddetti. Evet, hadis yok dedi. Sünnetleri reddetti çünkü kaynak yok, belge yok dedi. İşte ben de aynı mantıkla kaynak yok, belge yok. Klasik bir, bu benim düşüncem, klasik bir. Sevgili seyirciler, anladınız mı bizim nelerle uğraştığımızı, hangi çevreye hitap ettiğimizi, nasıl gerildiğimizin farkına vardınız mı? Üstad yüksek mühendis, aynı zamanda muhaddis, aynı zamanda müfessir, tefsir ilmi var, Kur'an biliyor, tarih biliyor. İşte Kemalizm. Her şeyi herkes bilir. Onun dışında ben belge gösteririm. Ya bu neymiş? Bir Kemal Bey ben gösteririm. İbrahim Bey izin verir misiniz? Burada eğer Ahmet Bey son izin verirse. Son cümle sonra siz söyleyin. İzin verir. Tamam. Sevgili seyirciler, neyle uğraştığımızı, hangi zihniyetle uğraştığımızın farkına varın. Biz bunların içinde bilim yapmaya çalışıyoruz. Biraz Üstad, Osmanlı Tuğralı bu kağıtlara bunlar neymiş, belge mi, ne olur dedi. Bakın Osmanlı Tuğralı bu kağıtlar. Halbuki kimyanın sodyumu, fiziğin iyonu, fiziğin protonu, tarihinde belgesi lütfen vardır. Lütfen, şu izleyenlerimiz ısrarla soruyor. Neden hadisler kaynak olarak kabul edilmez? Yılmaz Bey ile ilgili var mı söyleyecekleriniz diye ısrarla gelen sorular. Yo, onu sor. Cevabını Bey, Yılmaz Bey versin. Şimdi burada sık sık Ahmet Bey Kemalizm budur, Kemalizm falan diyor. Zihniyetten bahsediyorum. Zihniyeti budur diyor. İzin verirsen izniniz İbrahim Bey, ben izleyicilerime de bir Ahmet Bey'in de yararı olacaktır bundan. Kemalizmin kısa bir tarifini yapayım. Kemalist kime denir? Kemalist temel ilke onurlu ve şerefli yaşamaktır diyen kişiye Kemalist denir. Temel ilke Türk milletinin onurlu ve şerefli yaşamasıdır diyen kişi Kemalist'tir. Kemalist, devam ediyorum. Türk milletinin onurlu ve şerefli yaşaması için tam bağımsız olması gerekir diyen kişi Kemalist'tir. Kemalist ya bağımsızlık ya ölüm diyen kişidir. Kemalist aklın, bilimin yol göstericilerine inanan kişidir. Hurafelere, muskalara, üfürüklere falan inanan kişi değildir. Kur'an'la bakış açısı Kemalist budur. Mustafa Kemalist Kemal, budur. Gökten indiği sanılan dogmalarla hareket etmeye vaktimiz yok diyor. Buna inanmayız diyor. Ama siz Kur'an'ı getirdiniz. İslam'ı konuşursak Kur'an'ı rehberdir. Ya Kur'an gökten indiği sanılan dogma mıdır? Hayır. Bu bir inanç kitabıdır. Eğer Müslümansanız Kur'an'a inanacaksınız ve ben inanıyorum deyip orada bırakacaksınız. Sonrası? Tartışmayacaksınız. Eğer benim söylediğim doğru derseniz tartışmaya açarsınız. Kur'an din bir inanç meselesidir. Öyle değil midir? Siz öyle inanıyorsunuz değil mi? Müslümansınız. Evet, Müslüman. Tamam. Ben Kur'an Müslümanıyım. Ama hadislere inanmıyorsunuz. Hadis yok diye, hadis diye bir şey yok ya, uydurmalar. Siz bana uydurulmuş, din adına uydurulmuş bir sürü şeye inanmamı isteyeceksiniz. Olmaz öyle şeyler. Peygamberimizin hayatını nereden öğreniyorsunuz? Efendim? Peygamberimizin hayatını nasıl öğreniyorsunuz? Onun söylediklerini nasıl anlıyorsunuz? Peygamberin bütün görevi, bir tek görevi vardır, Allah'ın elçisidir. Tebliği yaptı, bütün görevi odur. Ayetler vardır. Bakın, biraz önce, yine belge konuşacağım. Biraz lütfen önce Alevilerin, Yavuz Sultan Selim tarafından Alevilerin katledilişini söylediğimde öyle midir, böyle midir, öyle değildir, böyle değildir dedi. Burada İstanbul'da, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde Ebu Suud Efendi'nin fetvaları vardır. Alevilerin katli caizdir diye. Mesele diye sorarlar. Fetva öyle yazılıyor ya. Mesele. Mesele nedir? Alevilere ne yapmak gerekir? Alevilerin katli vaciptir. Kitabımda var. Ebu Suud Efendi'nin belgesi de ve devam eder Ebu Suud Efendi hiç utanmadan, sıkılmadan.
Alevileri öldürdükten sonra onların kadınları, kızları da sizlere helaldir der. Irzına geçebilirsiniz der. Geçen hafta, iki hafta önce Ebu Suud Efendi eleştirmişti. Evet. Şimdi Ebu Suud Efendi'nin, Ebu Suud Efendi'nin belgeleri, fetvaları burada İstanbul Üniversitesi'nin kayıtlarında var. Osmanlı belgeleridir. Alıp herkes okur. Peki, şimdi Sultan Vahdettin Han'ı konuşalım. Lütfen oraya gelelim. Zamanımız kısıtlı olmasın. Biz bugün bir dönemin tarihi belgelerini artık ortaya çıkarmak şöyle istiyoruz. Şöyle yapalım. Ele alalım. Masaya yatıralım gerçekleri lütfen. Programın bitmesine yarım saat var. Konuşalım. Ben Sultan Vahdettin'i yarım saatte anlatmak istemiyorum. Hatırla, dün sana İbrahim, ben Yılmaz Bey'le telefonda konuştum. Yılmaz Bey Sultan Vahdettin'i konuşmayacak. O kitabında var olan konuları anlatacak. Hayır, hayır. Dedim. Sen dedin ki geldim. Yok ben konuştum. Belki sadece kendisi, Vahdettin evet. Konuşacağız. Biz kendisiyle konuşalım. İbrahim Bey şimdiye kadar Ahmet Bey'in de görmediği bir belgeyi burada Vahdettin'le ilgili ortaya koyacağım. Tamam lütfen başlayalım. Yalnız izleyicilerim kimden değil. Başlayalım ama onun için son 5 dakikayı bana verin. Son 5 dakika o zaman ben Ahmet Bey'e dönüyorum. Hocam. Bana şöyle diyeceksiniz. Son 5 dakika Vahdettin'i anlatıyorsunuz. Ama sizin anlatacaklarınız yarım kalmasın. 5 dakikaya sığar mı hepsi? Yok, 5 dakikaya sığar. Tamam. Ben Sultan Vahdettin'i bugün konuşmayalım diyorum. Ama bir daha nasıl davet Yılmaz Bey ne istiyorsa onu konuşalım. Konumuz bu olduğu konu için. Çünkü yok yani adamı Samsun'a çıkartacağız, savaşlar olacak, yarım saat yetmez. Yetmez. Yılmaz Bey bana yeter diyor. Biz 5 dakika İbrahim Bey bana yeter de artar bile. Başlayalım isterseniz izleyenlerimiz çünkü sabırsızlıkla bekliyorlar. Yüzlerce... Bu arada yorumun geldiğini söyleyin. Telefon hattımızın da kilitlendi arkadaşlarımız söylüyorlar. Hatlarımızın kilitlendiğini böylelikle anlıyoruz. Çok teşekkürler. Ahmet Arapalı buyursunlar. Vallahi bu konuda konuşulanlar hakkında yorum yapmaya gerek yok. Alışıldık, bilindik düşünceler. Geçen hafta gelen beyefendi de aynı şeyleri konuşmuştu zaten. Ebu Suud Efendi eleştirmişti evet. O da. Bir Kemalizm tarifi yapıldı. Bu Kemalizm tarifi muhtemelen yüksek mühendislikten emekli olduktan sonra emekliliğimi nasıl geçireyim deyip tarihe heves alan Yılmaz Bey'in kendi düşünceleridir. Çünkü bir Yahudi tarafından yazılan, belki bilmiyordur, Moïse Cohen tarafından yazılan Kemalizm'in el kitabında böyle tarif edilmiyor. Hı. Yani ben onu satır satır okumuş bir adamım. Kemalizm kitabında iyilik, doğruluk, güzellik, ideal, hürriyet, cart, yurt gibi kelimeler yoktur. Kemalizm'de başka şeyler vardır. Bunu da üstelik yazan adam Tekin Alp lakaplı Moïse Cohen'dir. Kemalizm saygı duyarım. Yanlış değildir. Yılmaz Bey'in düşüncesinde kendi hayatındaki Kemalizm buysa bir itirazım yok. Yani olabilir. Şimdi Ebu Suud Efendi'nin fetvaları orada gidip okuyun dedi. Ebu Suud Efendi'nin fetvaları İstanbul Üniversitesinde değil, İstanbul Müftülüğü'nün arşivinde. Üniversitede fetva olmaz. Arşivler, kütüphanesi. Orada da olmaz. Müftülük diyorum abi. Evet, müftülük arşivinde olur. Oraya herkes giriyor. Ama sanırım siz oraya giremezsiniz. Çünkü oraya girmek için araştırmacı kimliğiniz olması lazım. Doktora öğrencisi olmanız lazım, tarihçi olmanız lazım. Siz gittiniz mi orada? Bunların konuyla ilgisi. Giremezsiniz. Sadede gelin derler ya eskiler. Sadede geliyorum Ebu zaten. Ebu Suud Efendi Alevilerin katli vaciptir diyor. Yalnız ondan kalınmaz. Onların kadınları, eşleri, kızlarının da ırzına geçebilirsiniz diyor. Evet. Ebu Suud Efendi budur. Bu hemen. Fetvalardır. Bunu inkar edemezsiniz. Saklı tarih diyorsunuz. Saklamayın. Ben de Allah. Saklamayın. Bitti saklamayın. Mi? Saklanan tarih. Saklanan. İşte saklanan tarihi evet. Ben şimdi açtım. Saklamayın. Peki. Saklamayın. Alevi kıyımını saklamayın. Tamam. Ebu Suud Efendi'nin fetvalarını saklamayın. İbrahim ben konuşacak mıyım? Yavuz tamam. Sultan Selim'in yaptığı katliamı saklamayın. Devamı var. Şimdi Kanuni'nin yaptığı katliamı saklamayın. Ben konuşacak mıyım? Tamam buyurun Ahmet. Saklan yapalı buyursunlar. Saklanan tarih işte bu. Bir sakin olun. Çok. Sakin olun. Siz sakin olun. İbrahim Bey İskilipli Atıf'ı asan ben zihniyeti şu an karşımda görüyorum. Süreye bakıyorum. Ama o iş bitti. Artık öyle asma kesme yok. Sakin olun. Yok uydurmayın. Benim laflarımda asma kesme yok. Beni. Olmaz. O tamam. Ebu Suud Efendi'nin Alevileri katletmekle alakalı fetvası işte Allah bana yardım etti. Tevafuken bir ay önce ben o belgeyi gördüm. Müftülük binasında bir televizyonun çekimine gittiğimiz zaman gördüm. Orada diyor ki eğer Anadolu'da şer ittifaklarına hizmet veriyorsa,
bir grup. Ve bu adamlar işte düşmanla Şah İsmail'den, bu arada biz Yavuz'un katliamından bahsederken muhtemelen tarihi sırayı bilmiyordur üstad. Üstad değil Yılmaz Bey. Kanuni zamanında şehir çok ve kadınlık yapan... Sıkıntınızı anlıyorum. Öyle bir gelelim mi? İsterseniz. Müsaade bir dinleyin edin. Beni. Dinleyelim Ahmet Hanım. Saklanan tarihi aşkın sıkıntı başladı. Öyle mi diyorsunuz? Hem de nasıl? Tepeden ayağa uydurma, baştan başa saçma, iftira, bir cumhuriyet zihniyetiyle karşı karşıyayız. Hakkını verin. Ebu Suud diyor ki bu adamlar, kaldı ki orada Alevilik diye bir kavram yok. Osmanlı Alevi demiyor, Kızılbaş diyor. Muhtemelen bilmiyordur arşiv ve giremeyen Yılmaz Bey bunu. Şia, Şiiler vardır. Onlara da Kızılbaş der. Der ki eğer bunlar düzen bozuyorsa katli vaciptir. Kadınların ırzına geçen kısmı çok skandal. Öyle bir şey var mı yani fetvada? Diyor ki öldürülenlerin, bu bütün fetvalarda vardır. Malları helal, kadınları helaldir. Ne ırzı? Irz Yılmaz Bey'in fantastik dünyasının ürettiği bir şeydir. Bir düşüncedir. Irzına geç. Tecavüz coşkun mantığı tamamen fantastik. Haremde 1400 tane seks kölesi. Ebu, farkında mıyız ne olduğunun? İşte yaprak dökümünde baldızın eniştesi, eniştesinin kız kardeşi, onun böyle bir zincirleme, tren mevzusunu anlıyor muyuz? Hangi zihniyet üretiyor? Ebu Suud diyor ki eğer fitne üreten varsa katli vaciptir. Olur diyor. Ne Alevisi? Alevilik kavramı cumhuriyet ürünüdür. Yani cumhuriyet değil, son zamanlar ürünüdür. O zaman Kızılbaş tabiri vardı, ne Aleviliği. O da asın kesin, ya bak çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Sakin buyurun. Olun sakin. Ben bağırmayın. Çok sakinim. Aman sakin olun. Siz bana aman, sakin bağırmayın. Olun demeyin, haddinizi bilin. Ama sakin haddinizi bilin. Bağırmayın. Bu benim problemim. Stüdyo kapalı. Sizi yer. Alakadar etmeyen bir şey konusunda konuşuyorsunuz. Bağırmayın, sakin olun siz. Ben size tatlı diyorum ki bağırmayın. Neresini düzelteyim şu an, onu şaşırıyorum. Allah aşkına saçma sapan. Yani 70 bir yıllık bir, birazdan boşuna yaşanmış bir ömrü düzeltmeye çalışıyorum. Dinleyin beni. Yüksek mühendis Yılmaz Bey, dinleyin de tarih yapalım biraz. Giremediğiniz evrakları konuşalım. O giremediğiniz fetva evrakları. Fetva okuyabilir miyim? Ben onu gördüm. O okuduğunuzu bu gördüm. Bu fetvalar Ebu yok diyorsun. Ebu Suud. Yok, var var. Okuyayım olur mu? Var. Rızına geçin gibi durum söz konusu. O fetvalar var. O fetva diyor ki Anadolu'yu bozan kimse, yok, o Kızılbaşla orası uydurma. Şer diyor, şer yani. Düzen bozan diyor. Orası uydurma. Buyurun okuyun. Bir bak, görelim bakalım neymiş. Mesele. Fetva öyle. Evvela bir mesele geliyor. Mesele. Tamam. Kızılbaş güruhunun şer'an öldürülmeleri helal olup onları öldüren gazi ve Kızılbaş güruhunun ellerinde öldürülenler şehit olur mu? Yani Kızılbaşları öldürmeye gidiyorlar. O gidenlerin bir kısmı da ölüyor. Onlar şehit olur mu? Olur. Din uğruna yapılan büyük savaştır ve bu savaşın şehitleri uludur. Kafir gözüyle bakıyor Alevilere Ebu Suud Efendi. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali diyenlere kafir diyor Ebu Suud Efendi. Saklanan tarihi açıyorum. Tamam, evet. Şia olduğunu söyledi yalnız Ahmet Hanapan'ı. Kızılbaş, Alevi, Kızılbaş, değil. Alevi, Kızılbaş, Alevi bize hepsi aynı şeye geliyor. Evet. Aynı yerde kullanılıyor. Mesele. Bitti mi o fetva? Evet, devam ediyor. Devam. Sizin ırz dediğiniz yere de gelin isterseniz. Oradan fetvadan birebir duyalım. Hani kadınların ırzına geçilmiş dedi ya. Mesele. Yine bir rivayete dayanarak esir alınan Kızılbaş kadınların hizmetleri, onlarla cinsel ilişki şer'an helal olur mu? Olur mu? Soruyor mesele. Fetva öyle yazılıyor, evet. Ya. Soru, cevap. Cevap fetva, da... Fetva bir soru sorulur. Soru. Şey yüksel, evet, cevap verir. Soru mesele denir. Evet. Cevap da el cevap. Evet. Şimdi soruyorlar Şeyhülislam'a. Peki az önce bu arada meseleye başlarken rivayet dediniz. Rivayetlere inanıyor musunuz? Yok. Şimdi bu fetva yazılış şekli o. Ona diyorlar ki bir rivayete dayanarak, yani bir olay olmuş. Esir alınan Kızılbaş kadınların hizmetleri, onlarla cinsi ilişki şer'an helal olur mu? Ama rivayete inanmak mümkün müdür? Rivayet değil. Yani bir olay olmuş, onu anlatıyor. Ve soruyorlar. Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'ye soruyorlar. El cevap. Caizdir. Yani Osmanlı'nın bu çok ünlü Şeyhülislamı Ebu Suud Efendi, Alevilerin öldürülmesine fetva vermekte yetinmeyip,
esir alınan Alevi kadınların ırzlarına geçmesini de uygun buluyor. Helaldir diyor. Evet. İşte. Ben belki Ahmet burada bir tane değil. Ebu Suud Efendi'nin böyle hayasızca 30-40-50 tane şeyi var. Kitap alalım, kaynağı Yılmaz alalım. Yılmaz Bey. Ben efendim. Yılmaz Bey, bunun kaynağını kitap... isteyebilir miyim? Tabii tabii. Ebu Söyleyin. Buradan okuyayım size. Öyle değil. Sırt numarasını verin bana. Sayfa numarası. Muhtemelen tabii tabii yani. Kitabımı alınız, orada sırt numarası da, söyleyin. Göğüs numarası da yazılı. Söyleyin, söyleyin hepsi bana. Yazılı, hepsi ben yazılı. Onu almak zorunda mıyım? Şu an bir programdayız. Hayır değilim. Siz ticaret yapıyorsunuz, farkında mısınız? İzleyicilerimiz ben alacak. Kendi programımda alın diye bir terbiyesizlik yapmadım kitabımı ya. Şimdi devam bana edelim. Kaynak verir misiniz? Devam bir kaynak. Ediyorum. Bir kaynak alalım lütfen. Bana kaynak vereceğim. Devam ediyorum. Tamam. Onun sakin olun merak ya. Merak ettim. Bağırmayın. Ben onu görmedim. Görmek bağırmayın, istiyorum. Sakin gideyim olun. Göreyim. Ben burada sizin gibi tarih doktorası yapmış kişiyi eğitmeye gelmedim Allah aşkına. Eğitemezsiniz. Zaten bir şey söyleyeceğim. Onun kaynağını istiyorum. Kaynağı, ben burada. Aklaşım. Ben de burada. Ben size hizmet kitabım var. Yayından sonra mı bana vereceksiniz onu? Yok. Işte, kitabınızı almayacağım. Ben onun kaynağını istiyorum. Tabii oturup okuyun. Fotokopisini tabii, gönderirim. İzleyenlerimiz için değil. Devam ediyorum. Evet. Devam ediyorum. İzleyenlerimizin merakını gidermek için. Şimdi bakınız. Bakın. Bakın Alevilerle ilgili. Peki son bir dakika bu kısım için kapatalım. Kanuni öldükten sonra yerine ikinci Selim geçer. İkinci Selim'e Sarı Selim de derler, sarışın olduğu için. Sarhoş Selim de derler. Bunları nereden anlatıyorsunuz? Yahudi Selim de derler. Ben anlamadım nereye geldiniz. Yok, bir dakika. Bir şey geleceğim. O da aynen Alevi düşmanıdır. Fetvası var Osmanlı arşivinde. Diyor ki Selim, kısacasını söylüyorum. Bir yere fetva gönderiyor. İşittim ki diyor Kızılırmak'ın bulunduğu yerde, Kızılırmak'ın yakınlarında bir köyde Aleviler varmış. İşittim ki diyor orada da Aleviler varmış. Onları tutasın, Kızılırmak'a götürüp boğasın diyor. Eğer bunu yapamazsan diyor, bunu gizlice yap diyor. Onları al, Kızılırmak'a götür, gizlice boğ diyor. İkinci Selim'in fetvası. Bundan daha iyi belge oldu. Bir dakika, nereden ulaştınız? Bir dakika, bir dakika, hayır, bir dakika, bir dakika. Soru. Kaynağını gösterdim kitapta. Kaynak hepsinde var. Şimdi devam ediyor. Buyurun. Eğer diyor bunu yapamazsan onlara bir iftira at, ondan sonra işlerini gör. Osmanlı padişahı 2. Selim fetvasında iftira at diyor. İftiracı padişah. Peki dersin olayları Kemalizmin bu arada neresi? Yok nereden nereye geldi? Merak ettiğim için bir yandan da sizin yok, dur, dur, bu, kitabınızda burada kalalım, kaçıyor mu? Merak ettiğim için burada kalalım. Peki. Devam. Sultan Vahdettin Ağa'nı konuşacağız. Evet, konuşmayacağız. 3. Murat. Benim zamanım geldi benim mi bu arada? Geldi. 4 dakikamız bitti. Yok ha benim bitti, bitti mi? Bitti. Sağ olun teşekkürler. Buyurun Ahmet Hanım. Şimdi. Son 5 dakika değil mi? Hayır. Tamam. Yani Vahdettin süresini bana saklıyorsunuz. Buyurun. Montaigne, bakın, Yılmaz Bey'den Osmanlı'yı dinlersen, böyle enteresan, cani, barbar, yovaz, acayip bir millet geliyor. Hı. Boş verin Yılmaz Bey'i, Montaigne'i dinleyin. Denemeler kitabı. Montaigne diyor ki, ya bu Osmanlı ne kadar ahmak bir millet. Fethettiği ülkeleri sömürmüyor, madenini, insanını kullanmıyor, onlara hizmet götürüyor. İnsan diyor, bir millet, bir devlet. Para harcamak için, yatırım yapmak için ülke mi fetheder diyor, ülke mi alır? Alıyorsun, sömür. Ahmaktır diyor Osmanlı, sömürmüyor, hizmet götürüyor. Bakın Montaigne'in bile sömürmediği, ahmak olarak gördüğü Osmanlı için İstanbul'un göbeğinde Ermeni Patrikhanesini kuran Osmanlı, İstanbul'un göbeğinde Hristiyanlara, Yahudilere, Ermenilere yaşama hakkı veren, verginizi verdiğiniz sürece hürsünüz diyen Osmanlı, Alevi kavramını kullanmayalım. Kızılbaş, bu arada Kızılbaş Türkmen demektir ve Şah İsmail'in askerleridir, adamlarıdır. Bugünkü karşılığı da Alevi değildir. Aralarında nüans vardır. Bilmeyenler Alevilikle Kızılbaşlığı karıştırırlar. Şia diye tarif ediyorlar. Şia da başka bir şeydir. Şia da mesela... benim söylediğim Anadolu'daki yoksul Aleviler. Kızılbaşlık... Türkmenlerin İslam yorumudur Anadolu'daki. Osmanlı evrakları böyle söyler. Muhtemelen 2. Selim, Sarhoş Selim yani, Sarı Selim yani Yılmaz Bey'in tabiriyle. Yok benim tabirim değil. Böyle söylendiğini. Tarihte geçtiğini söylüyor. Yahudi denmez ama. Diyenler de var. Kim diyor? Gene kaynağında var. Kim yabancı, diyor? Yabancı. Bakın. Annesinden dolayı Yahudi ben, diyorlar. Israrla kaynak istiyorsunuz tabii orada ki. Fark ettim. Ben muhtemelen. Kitabım kaynaktır. Tüccarlık yapmayın. Tüccarlık yapmayın.
Hediye edin okuyalım. Bakın ne güzel söylüyorsun. Bakın. Ekrana doğru söyleyin. Tüccarlık yapmayın Yılmaz Bey. Hediye edin okuyalım. Bir alabilir miyiz? Dur şimdi. Sonra. Fetvalarda i̇şte, ben... Sen ısrarla hadi paylaşalım. Tavsiyeleri kullanabilir miyim? Ben kimya bilmem. Ben matematik bilmem. Kurallarını bilmem. Ben tarih bilirim. Ve tarihte bir fetva verirsen dersin ki İstanbul Müftülüğü 15. yüzyıl bölümü... Örnek veriyorum, atıyorum, böyle bir şey yok yani. 15. yüzyıl bölümü, 3. raf, 4. sıra, 2. klasörde şöyle bir fetva var. Ben muhtemelen Yılmaz Bey'e bu Selim'le alakalı fetvanın raf numarasını isteyeceğim. Ben çünkü görmedim bunları. Kitapta diyor ki. Benim cehaletime versin. Ben bunları görmedim. Ben buraya sizi eğitmeye gelmedim. Yo yo. Kaynak peki o zaman ben mütevaziliği boş veriyorum. Okuyacaksınız. O yalan söyleyip uydurduğunuz fetvaların... Orada olmadığını halka göstereceğim. Gösterin. Evet, gösterin. Siz gösteremezsiniz, ben zaten göstereceğim. Gösterin. Siz oraya giremezsiniz, ben girerim. Gösterin. Giremediğiniz gösterin. Bir arşivden, kaynağını bile tarih. Veremediğiniz saklanan bir belgeyi, tarih. Açtım ben. Kaynağını saklanan dahi veremediğiniz bir belgeyi burada, hepsi burada. Hepsi. Bana şunu verir misin? Hepsi bakın bu. Siz yoksunuz ya, biz şöyle yapıyoruz. Bak şimdi, burada kitapta var bunların kaynağı. İbrahim kaynak vereyim mi kardeşim? Lütfen, lütfen bakınız. 1936 baskı, şu kitap, şu sayfa diyor muyum? Evet. İbrahim Bey. Kaynak benim sürem şu yok, an. Yok, kaynakla ilgili bir şey diyeceğim. Sizin yararınız. Kendi hakkınıza söyleyeyim. Sizin yararınıza bir İstemiyorum şey. İstemiyorum sizin yararınızı, ben bırakın kullanayım. Kaynak, bakın burada, bu kitap için 785 tane kaynak kullandım. Burada, kaynak sorma. Bu burada. 35 lira bu kitap. Ben bunu burada satmaya gelmedim. Ben burada anlatmaya geldim. Paylaşsanız iyi olur. Anlatmaya geldim. Burada bir bilgi varsa bunun kaynağını cevap bilmiyorsam derim ki İbrahim Bey. Sürenizi de alın. İbrahim Bey. Yok sadece bir cevap. Yok, üstada verin. Müsaade edin. Şunun kaynağını bir bakayım. Söyleyeyim diyorum. Doğru mu? Hı. Araştırıyorum. Kaynağını buluyorum. Söylüyorum. Biz burada deminden beri çok üzgünüm. Kahvehane sohbeti yaptık. Bilimselliğe gelemedik. Gelemeyiz. Bilimsel ve Sultan tarih. Vahdettin Han'ı konuşalım. Bugün zaten konuşmayalım. Peki. Haftaya kalsın. Vahdettin'e 15-20 dakikalı bir şey değildir. Yo. İbrahim Bey değil. Çok önemli, yok. Çok önemli bir belge sunacağım. Saklanan eğer, tarihi açacağım Vahdettin'den. Vahdettin konusunda yine Ebu Suud gibi, yine Selim gibi saçma sapan uydurma bir şey verirse ben bu programı bitirmem. Peki. Ona cevap veririm, bilgin olsun İbrahim. Tamam. Bitirtmem ben bu konuyu, yönetmen duyuyor. Saçma sapan rivayetlerle büyüdüm. Az evvel siz yoktunuz. Dedem Osmanlı albümü aldı bize. Orta birdeydim. Yine sizin gibi bir hoca bizi nasıl hoca değilim ben. Ver, sizin zihniyetli bir hoca nasıl olmuş. Verdiyse ben aldım onu. Sultan Vahdettin'in gözlerine oydum. Bu bir haindir dedim. Orta birdeyim. Sevgili seyirciler, nasıl zehirlendiğimizin farkında mısınız? Bir neler okuduğumuzun, kimler tarafından geliştirildiğimizin. Belge diyorum, burada diyor. Arkadaş, bu işin nezaketi burada değil. Size hediye ettim, açın okuyundur. Hediye yok, satın mı alacağım? Bu cevap ister bu. Tabii ki. Nezaket kuralları, süremizi sonra peki, bitiyor. Buyursunlar. Nezaket kuralları, biraz sonra. Nezaket kuralları, ben gittiğim yok. Her tarafa bu kitabı anlatıyorsam, en son Ülke TV'de Banu Han'la yaptık biz bunu. Kitabı hediye ediyorum. Siz de bakın, ben de bakıyorum diyorum, oradan okuyorum. Ben de istedim az önce. Kitabı evet. Vermiyor Yılmaz. Benim cümlem bitmiştir. Peki. Son cümle. Son cümle. O kitapta bana eğer o fetvaların sırt numaralarını gösteremeyecekseniz yalan söylüyorsunuz, iftira atıyorsunuz. Siz demek. Fetva var dediniz. Sakin, yine bir şerh düşelim, fetva var fetva ama. Fetva var ama öyle değil. Kadınların hızına geçilsin gibi bir durum söz konusu değil dediniz. Oku İbrahim baban gibi eşek olma yazıyor orada. Ben diyorum ki oku İbrahim baban gibi eşek olma. Babana eşek dedim ben şimdi, farkında mısın? Hı-hı. Halbuki kaynak diyor ki oku İbrahim baban gibi eşek, virgül, olma. Eşek olma. Peki, şimdi kaynaklarla oynamak böyle yapılır işte. Şimdi izleyenlerimizden yüzlerce mesaj bir şey soruyor. Cevap verdim ya, ayıp oluyor. Ya bana. Sultan Vahdettin Han İbrahim niye Bey, hain diye İbrahim Bey, soruyorlar. İbrahim ne Bey burada hemen bir açıklama yapmam lazım. Eğer siz bu program bir saat, bir buçuk saat, işte 4 dakika. Uzatıldı arkadaşlarımızın. 4 dakika bana, 4 dakika Ahmet Bey'e diye giriyorsunuz. Eğer siz... Başka televizyon kanallarında, başka programlarda görüyoruz. 3 saat, 4 saat giden süreler var. Saat 11'de başlıyor, 3'e. Siz öyle bir program yapın, beni çağırın. Ben o zaman size burada var demem.
Hepsini açar tek tek söylerim. Bir tanesini alır. O hiçbir tanesini söylerim. Şu fetvayı alır. Ebu Suud Efendi'nin tepkileri var. Ebu Suud Efendi ile ilgili kadınların ırzına geçilsin bölümünün tam olarak tarihi kaynağını ve fetvanın kaynağını soruyor Ahmet Bey, değil burada mi? Burada var olmaz. Burada var. Burada var olmaz. Ezberlemeniz lazım. Madem yok, bu işin ilerleyişiniz, ezberci değilim. Ezberlemeniz lazım. Şimdi deniyorum. Şimdi bakın İbrahim Bey, eğer ben izleyicilere döndüm, size de soruyorum. Tamam. Size soruyorum, izleyiciler de tanık. Eğer benden her söylediğimin... Her söylediğinizi... Ya bir dakika, acele etmeyin. Her söylediğimin kanıtını, belgesini isterseniz hazırım. Ama yarım saatin içerisinde Osmanlı'yı, vaatettiğini, haremi, maremi konuşacağım ve bu sırada her lafında olmaz. Buraları bitirelim. Son olmaz. Anlattığınızın kaynağını, vaatettiğini alın, konuşalım. Siz bana burada bir 4-3 saatlik bir program hazırlayın. 1,5 saatte bana verin. Her konuştuğumun izleyicilerin önünde söylüyorum. 2 dakikamız geçti. İsterseniz alalım, ilerleyelim. 2 dakikalık bir süremiz geçti. Verecek mi size bu Suud Efendi ile? Kitabımda var. Yok öyle bir şey yok. Öyle kaynak peki, yok. Peki bitirelim. Bitmez çünkü. Yok, klasik Atatürk'te vardı. Kitabımda var. Kaynak okuyorum. Vermiyorum. Ben alayım kitabınızı. Nasıl? Kitabınızı alayım efendim. Alın. Ebu Suud Efendi'ye gidip söyleyeyim mi kaynağı? Bulun tabii canım. Yani öyle bir kaynak olmayacak muhtemelen. Bakın ne kadar rahat, ne kadar rahat bir şey silebiliyor. Evet. İşte bu sizin bahsettiğiniz adamlara harcadığınız demin saklanan tarih zihniyetidir. Bu harcamada hiçbir şey saklanmamıştır. Aynen öyle. Bir şey saklandı sizin diye. Sizin sakladığınız o harem gerçeğini biz geçtiğimiz hafta açtık. Sizin sakladığınız Ebu Suud'u biz açıyoruz. Siz saklıyorsunuz, biz doğrusu tam atıyoruz. Tam ben açıyorum. Yılmaz Bey. Ben açtım. Yılmaz Bey. Ben açtım. Bu arada Mesnevi demişsiniz ama Mesnevi bizim burada tam da masamızda. Hiç girme o konuya. O konu alır götürür. O konuya girme. Az evvel dediğim şeyden dolayı hepsinin girme. Hepsinin kaynağı var. Hepsinin. Bu Boski. Canınız sıkıldı sizin. Benim mi? Telaşa kapıldınız. Söyleyeyim mi neden olduğunu? Satlanan tarihin kapısını ben açtım. Söyleyeyim mi niye sıkıldı? Eyvah, bütün yalanlar ortaya çıkıyor. Yılmaz Bey söyleyeyim mi niye sıkıldı? Şaşırdınız. Söyleyeyim mi? Şaşırdı. İtiraf haklısınız. Edeyim mi niye sıkıldığımı? Buyurun. İtiraf söyleyeyim mi? İtiraf ediyorum. 70 yaşına kadar yaşamış bir adam nasıl bu kadar yalanlara kanar? Ne güzel söylüyor. Nasıl bu kadar boş bir hayat geçirir? Buna üzülüyorum. İzleyiciler bu lafı takdir etsin. Evet. Bobovski diye bir kaynak der ki Yavuz Sultan Selim Alevileri katletmemiştir. Hatta hiç kimseyi öldürmemiştir. Ne güzel. Ne güzel yalan bu. Ne güzel. Neresi yalan? Her tarafı yalan. Söyler misiniz? Siz bu yalanlarla mı tarihçilik yapıyorsunuz? Söyler misiniz? Bravo. Neresi yalan? Bir dakika İbrahim. Tamamı yalan. Söyler misiniz? Alevileri öldürmemiştir diyorsunuz. Evet. Anadolu'da yoksul 40 bin onun nasıl öldürüldüğünün geçmişi de var. Tek tek anlatılıyor orada. Evet. Sevgili seyirciler, ben büyük ordinaryüs uzman tarihçi Yılmaz Bey'e bir zarf attım. Ali Ufki Efendi isminde Müslümanlığa geçmiş bir müzik adamı olan Bobovski'yi Yavuz konusunda bir şey söyledi dedim. Bana Bobovski müzisyendir, Ali Ufki'dir demedi. Bunu niye söyledim size? Neden bunu yaptım? Tuzak sorusu olmuş Ahmet Bey. Kaynaklara bu kadar uzak bir adam ama ahkam kesiyor. Tuzak. Osmanlı'yı karalıyor. Ahmet Bey, Bobovski, Ali Ufki'dir ve müzisyendir. Ya. Allah aşkına sizden rica ediyorum. Evladınız yaşındayım. Allah aşkına babam yaşındasınız. Büyüksünüz belki. Özele gelmeyin. Allah aşkına. Ben sizin babanız falan değilim. 48 babam yaşındasınız. Yok. Allah'a şükür babam değilsiniz ama. Çok şükür. Allah'a şükür değilsiniz. Ya benim, ama benim çocuklarım çok şükür akıllı, mantıklı, rica ediyorum. Düzgün düşünen insanlar. Bu işleri de bırakın tarihçiler yapsınlar. Sizler de torun sevin emeklilikte. Çünkü bak, elinizi dokunduğunuz yeri kirletiyorsunuz. Peki şimdi Ebu Suud Efendi ile ilgili. Selim gitti, Ebu Suud gitti. Ebu Suud'u eleştir ama. Böyle değil. Dağarcığınızda bir şey kalmadı. Yılmazlık benim sen bu işlerden vazgeçtin. Benim bravo. Mi? Her konuda konuşabilirsiniz. Bu kadar yok. Dağarcığınızda bir şey yapmayın böyle. Sultan Vahdettin Allah aşkına yapmayın. Kaynak bu. Çok komik oluyor. O kaynağa bakabilir miyim? Hakkı Yılmaz Kur'an'ın Türkçe meali. Hayır, Kur'an. Hayır, sizin verdiğiniz yer burası. Başka yer yok. Hayır. Sultan, hayır Ebu Suud Efendi ile ilgili kaynak bölümüne düşülen şer. Aa İbrahim Bey, şimdi Ahmet Bey'in suyuna girme. Yok yok yok. Ben sadece İbrahim Bey'in suyuma girme. Olmaz. Kaynak istiyorum. Ay siz verin efendim kaynağı. Aa, ben bulduğum yeri söylüyorum. Siz bir kere ödevinizi yapmadınız. Tatlı tatlı söylüyorum. Bunu alacaktınız. Almayacaktı. Ahmet Bey de ödevini yapacaktı. Okuyacaktı. Bu işin adabında hediye etmek vardır. Almak yoktur. Hayır şunu söyleyelim. Yayın evini almak aradık. Almak vardır. Ben hediye etmek ekip vardır. Arkadaşlarımız adına görevimizi yaptığımızı söyleyeyim. Yayın evini aradık. Yayın evi bu kitabı gönderemeyeceğini söyledim. Bunu da ifade ettim. Bu kadar basit. Bakın. Yok, o başka bir konu da onun. Ben yayın evine diyorum ki A Haber'e çıkıyorum.
Adres veriyorum, oraya 3 kitap gönder. Hemen 3 kitap gidiyor. Yani bizim üzerimize de herhangi bir yükümlülük. Yok tabii ki, ben onu almak zorundayım. O bana hediye gelecek çünkü program yapıyoruz. Bu işin adabında bu vardır. Peki biz başlayalım. Geçelim. Lütfen başlayalım. Sultan Vahdettin Han konusu gerçekten değerli. Osmanlı Devleti'nin son döneminde. Son 5 dakika ama. Hayır, birazdan yalnız, geleceğiz. Yalnız, son 5 dakikaya geleceğiz. Var mı ekleyeceğinize? Bu Suud Efendi kaynağını. Başka bir şey. Şimdi. Ebu Suud'u gösteremediniz. Ebu Suud burada. Sevgili var. Seyirciler, yalanla karşı karşıyayız. Bir yalan makinasıyla Cumhuriyet'in ürettiği öyle, iftiralarla karşı karşıyayız. Ben de aradım kaynağı. Lütfen bizi anlayın. Bakın biz nelerle uğraşıyoruz. Tarih yapmanın yanı sıra. İbrahim Bey Cumhuriyet'e kadar getirdik konuyu. Farkında mısınız? Biz Cumhuriyet çocuğuyuz. Ama Cumhuriyet'in ilk ürünleri defolu çıktı. Sağlıklı bilimsellikten uzak çıktı. İlk ürünler defoludur. Her ürünün ilki defoludur. Cumhuriyet'in defoludur. Biz mükemmeliz. Arşivler var, kaynaklar var. Ben değil ha, yanlış anlamayın. Maşallah. Ben değil, biz. Biz, siz kimsiniz? Söylüyorum, Cumhuriyet'in ikinci, üçüncü nesilleri. Sizler değil. Biz. Sizler değil. Bizler, evet. Peki. Kaynaklarla tarih yapanlar, yüksek mühendis Yılmaz Bey. Hı hı. Başlayalım efendim. Şimdi siz ortaokulda söylediniz. Benim zihnime öyle çakıldı ki Sultan Vahdettin. Hemen tarihi kontrolü geleceğim. Az sonra geleceğim. Hayır, Ahmet yap. Bey başlasın, Vahdettin Han'ı konuşalım. Yok. Ayıp oradan olur, söz verdik. Peki, Yılmaz buyurun Bey'in efendim. Söz. Vahdettin Han zihinlere, son imanlara, evet geldik efendim, yerleştirilirken. Hain diye anlatıldı, ben de öyle bak, gördüm. Bak, yalan söylenirse... Bak ben Yılmaz Bey yalan demiyorum verimli, ha. Haşa, haddim değil. Tamam, şu dakikadan sonra kaynak istiyoruz. Ben Yılmaz Bey'e yalancı demiyorum, haddim değil. Kullandığı kaynaklar yalan söylerse müdahale ederim. Tamam. Ben de süre isterim. Kaynaklar yalan İki söylerim. İsme de eşit süre ayırdığımızı kendi söyleyeyim. Kendi kaynakları yalan söylemiyor, benimkiler yalan söylüyor. Yorumlarınızı saklanan tarih etiketiyle bizlerle paylaşabilirsiniz. Bakın. Yılmaz Dikbaş, Vahdettin Han niye kahraman değil, hain diye tanıtılıyor, Mustafa Kemal neden kahraman? Şimdi Vahdettin padişah olduğunda evet. Osmanlı zaten yıkılmıştı. Osmanlı'nın yıkılma tarihi, gerçekten yıkılma tarihi 6 Ekim 1875'tir. Osmanlı diyor ki param bitti, iflas ettim, gazetelere ilan veriyor. Bütün yabancılara da duyuruyor, ben de para bitti, iflas ettim. Zavallı, işini bilmez bir tüccar gibi iflas eden bir imparatorluk. Dünya tarihinde ben iflas ettim, teslim oluyorum diyen başka bir imparatorluk yok. 6 Ekim 1875. Şimdi ondan sonra 20 Aralık 1881, bu sıfırı tüketmişliktir. O sırada daha Atatürk doğmamış 1875. Çünkü Atatürk 1881'de doğdu. Evet. 20 Aralık 1881 Muharrem kararnamesi, düğün-i umumiye, borçlarını ödeyemeyince Osmanlı yabancılara diyor ki, İngilizlere, Fransızlara, gelin bazı vergileri siz toplayın, borcu öyle ödeyin. Onlar da geliyorlar, bugünkü İstanbul Erkek Lisesi binası, ben oradan mezunum, orada düğün-i umumiyeyi kuruyorlar. Şimdi parası bitmiş, iflas etmiş. Borçlarını ödemek için kendi vergilerini bile toplayamıyor, yabancılara toplatıyor. Ve böyle bir durumda, böyle Birinci Dünya Savaşı'na girmiş Osmanlı, Alman komutanların yönetiminde savaşa girmiş Birinci Dünya Savaşı'na ve Almanlarla beraber yenildiği için de yenik duruma düşmüş. Artık Türkiye'nin işgali başlamış. Parası yok, borcu çok. Alacaklılar kapıya gelmiş, içeriye girmişler, düğün-i umumiyeyi kurmuşlar ve savaşta yenilmiş, bölünme, parçalanma başlamış. Böyle bir durumda tahta çıkmıştır Vahdettin. Vahdettin'in hangi koşullarda geldi? Zor bir dönemden bahsediyoruz. Tabii, yani bakın, para yok, borç çok, ödeyemiyor. Gel vergileri sen topla diyor düşmanlara. Onlar da geliyorlar, işte düğün-i umumiyeyi kuruyorlar. Onlar vergi topluyor. Orduyu... Osmanlı, Vahdettin aynı padişah ve aynı zamanda da halifedir, değil mi? Ama bu halifeler öyle bir halife ki, yani bütün İslam alemini temsil ediyor, değil mi? Ya, yalnız Osmanlı topraklarındaki Müslümanları değil, bütün İslam Müslümanların halifesi. Bu nasıl İslam'ın halifesidir ki ordusunun başına Hristiyan kefereleri, Almanları getiriyor? 40 tane general vardır. Savaşın sonuna kadar 800 Alman var. Teğmenler, yüzbaşılar, binbaşılar, yarbaylar, albaylar gırla gidiyor Osmanlı ordusunda. 40 tane var? 40 tanesi general. General. 2 tanesi
müşir diyorlar, mareşal, diğerleri de general. Ondan sonra albaylama 800'e kadar çıkıyor bu rakamlar. Bu nasıl halifeliktir, bu nasıl Müslümanlıktır, bu nasıl İslam'dır? Saklanan tarihi açıklıyorum. Bunun Müslümanlıkla falan ilgisi yoktur. Şimdi böyle bir durumda ama Vahdettin'in bir lafı var. Diyor ki ben eğer Dünya Savaşı çıktığında, o Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı çıktığında tahta değil. Eğer ben o zaman padişah olsaydım diyor, Dünya Savaşı'na girmemek için uğraşırdım. Yani aslında o savaşa girilmesine de karşı bir fikri olduğunu söylüyor. Şimdi bu koşullarda Vahdettin eli ayağı, Mondros 30 Ekim 1918 Mondros silah bırakmış. Osmanlı ordusu teslim olmuş, silahı bırakmış, ordu dağıtılmış. Bakın İbrahim Bey, para yok, borç çok, borçlular gelmiş Türkiye'nin içerisinde vergi topluyorlar. Ordu dağılmış, teslim olmuş ve işgaller başlamış. Böyle bir ortamda padişah olmuş Vahdettin. Şimdi böyle bir ortamda o padişahtan şunu beklersiniz, bunu beklersiniz, o başka bir şey, yoruma açık. Neler yapabilirdi? Mustafa Kemal, Vahdettin'in veliahtken yaverliğini yapmış kişi. Beraber 2-3 hafta, 4 hafta süren beraber bir Almanya seyahatleri vardır Mustafa Kemal'le Vahdettin'in. O zaman padişah değil, veliaht. Orada çok şeyleri konuşmuşlar. Atatürk'ün anılarından anlıyoruz. Padişaha kendi görüşlerini de anlatmış. Padişah da bu görüşleri beğenmiş. Yani padişahla Vahdettin'le Mustafa Kemal'in arasında daha önceden bir iletişim var. Tabii Mustafa Kemal'i niye yaver yapmış ki Almanya'ya giderken? Çünkü Mustafa Kemal Anafartalar kahramanı. Hem içeride hem dünyada, batıda adı duyulan bir kahraman. Şimdi Mustafa Kemal'le böyle iletişimi, böyle birlikteliği olmuş, veliahtken olmuş bir padişah. Şimdi bu durumda ne yapabilirdi? Bu koşullarda Vahdettin ne yapabilirdi? Evvela böyle bakmak lazım. Tarihi okurken, yani birisini övmek, birisini yermek meselesi değil. Ama kahraman dediniz, Vahdettin'e hain diyenlere ne dersiniz? Dur şimdi. Şimdi bakın, hainine... Ben hiçbir kitabımda, hiçbir konuşmamda, hiçbir yazımda hiç kimseye hain demedim. Ama resmi tarih ama bize bakın, böyle anlattı. Bakın, ne, ben bir yandan da tabii soruyorum. Tabii, çünkü karar var. Büyük Millet Meclisi'nden 150'likler var. Vatana ihanet, hainler diye karar çıkmış. Tamam, neden hain diye? Şimdi oraya geleceğiz. Bakın, ben bu konuyu anlatıp gene soru soracağım. Şimdi... Vaktim bitiyor mu? Hemen, bitti sizin vaktiniz. Hemen belgeyi koyayım. Son sorum. Hemen belgeyi koyacağım. Belgeyi koymadan önce de bu belgeyi nereden aldığımı, hani Ahmet Bey diyor ya, sen arşiv demiyorum. Tarihçiler söylüyor. Tarihçiler öyle diyor. Arşive gireceksin. Benim şeyi verebilir misiniz? Çantasını alalım. Çantayı çok acele ama. Peki, birazdan döneyim. Zamandan kazanalım. Yok, 10 saniye. Ararken ben konuşayım. Zamandan kazanalım. Yayın akıyor olur çünkü mu? Ahmet Bey. Yılmaz Bey, olur mu? Tamam, sizi arayın, ben konuşayım. Buyurun efendim. Osmanlı'nın para bitti, iflas ettik, perişan olduk. 1875 değil, 1880'dir. Yalan bir. Alman komutanlar yönetir. 40 tane Alman komutan vardı. Yalan, 14 tane Alman komutan var. Her birini sayabilirim. Zaten Osmanlı'da 76 tane general kadrosu vardı. 40'ını sen Almanlara verdin. 14'ü Alman komutandı. Liman von Sanders müşirdir. Bir de Goltz Paşa müşirdir. Gerileri generaldir. 14 tane. Ordu komutanlarıdır. Ordu komutanlarıdır ama 40 tane değil, 14 tanedir rakamları. Sayı azalınca... Bir dakika, yalanınız ortaya çıkıyor. Yalan mı? Ben ucundan gösteriyorum, bitmedi. Biz Çanakkale'ye yabancı Alman komutanı aldık. Halife Osmanlı ordusunu gavurlara verdi ya, Almanların da Avusturya cephesinde kuvvet komutanlığı yapan kimdir söyleyeyim mi? Enver'dir. Enver Paşa. Yan tarafındaki ordu komutanı kimdir? Benim aklımdan gitmiyor değil mi? Hayır. Ömer Faruk Efendi'dir. İkisi de Alman ordularında paşalık yapmıştır. Bak, biz onlardan aldık, onlar da bizden aldılar. Yılmaz Bey, bilmiyorum askeri tarih anlamında ittifak yapmak ne demektir, almak vermek ne demektir biliyorum ama... Nasıl Müslüman demiş? Sırf biz almadık, onlara da verdik. Bu bir taktiktir, savaşsal bir taktiktir. Abdülhamit, ben olsaydım bu savaşa girmezdim. Vahdettin. Vahdettin mi? Evet, Vahdettin dedi. Vahdettin, ben olsaydım bu savaşa girmezdim. Bu böyle olmadığı cümlesi Mustafa Müftüoğlu'nun uydurmasıdır.
Böyle bir söz hiç yoktur. Mustafa Müftüoğlu Vahdettin'i övmek için bunu ortaya attı. Bu da yalandır. Mustafa Kemal'i Vahdettin kendine Anafartalar kahramanı olduğu için yaver yapmadı. Osmanlı hiyerarşisinde veliahtların kendilerine yaver tayin etme hakları yoktur. Bu başkomutanın yetkisindedir. Mustafa Kemal'i Sultan Vahdettin'e yaver yapan, söyleyeyim mi kim? Buyurun. Enver Paşa'dır başkomutan. Vereyim mi kaynak? İbrahim kaynak. Buyurun. Vereyim mi? Kitabımda var. Demeyeceğim. Nutuk. Okumamıştır muhtemelen Yılmaz Okudunuz Bey. Okudunuz mu Nutuk'u? Okumamıştır muhtemelen. Cevabını biliyor canım. Beni okusaydı, çok iyi tanıyor. Okusaydı Mustafa Kemal'i kendine yaver yaptı demezdi Vahdettin için. Çünkü Enver Paşa yapmıştır Mustafa Kemal'i yaver Vahdettin'e. Nutuk'ta böyle söyler Mustafa Kemal. Beni Enver yaptı der. Okumadığı buradan belli. Ben bu kadar. Yani şimdi 5 dakikalık şeyinde. Ben zaman vereceğim bir, lütfen. Ama zamanı ölmeyin. Bu zaman, gece 5 dakikada 5 yalan var. Çarpıcı belgesini sunacağım. Zaman akıyor. Muhtemelen lütfen. Saklanan tarihdir. Saklanan tarihi açıyorum. Bak çıkartıyoruz saklanan tarihi. Saklanan tarihi programın adı zaten. Bak çıkartıyoruz. Enver'den ve Ömer Faruk'tan haberiniz yok. Saklanan tarihi. Potsdam cephesini bilmiyorsunuz. Bak sakladığınız tarih. Saklanan 1875 değil, 1880. Bak bilmiyorsunuz. İşte o tarihi mi çıkartıyorum? Ben az önce sordum. Şey neden ortaya çıktı zaten. Her şeyi biliyorsunuz. Bilmediğinizi gördük zaten. Yani resmi tarihi izleyiciler takdir etsin. Mıdır? Niye bir intikam alınıyormuşçasına bir yok, yok. Kin dolu yok, yok. Açıklamalarla tarih öğretildi. Kullanmayalım. Tarih okuyoruz. Bakın. Şimdi bir belge okuyacağım. Ve bu belgenin arşivini, İngiliz devlet arşividir. İngiliz devlet arşivine girdim. Belgesini size sunuyorum. Tamam, bak buyurun. Gördün mü? Girince nasıl sunuyor? Girdiğiniz zaman sunuyorsunuz. Yerlerle ilgili belgeniz yok. Gördün mü? Hep, hayır, bu benim bu. Şahsen girdiğim. Ben İngiliz Tarih devlet arşiv. Reader's ticket. Peki. Buyurun. Gördün mü? Girince nasıl göğsü gere gere girdim diyor. Tabii tabii. Her yere girmeniz lazım ki tarih olsun. Bundan sonra sizin öğütlerinizi dinleyeceğim. Estağfurullah. Şimdi tabii. Bu yaştan sonra bir şey olmaz. Yok. Peki biraz daha ilerleyelim. Biraz daha ilerleyelim. Gelelim. Beyninize bağlı. Şimdi. Eyvallah. Şimdi. 27 Mayıs 1920 Perşembe. Pekala. Bir şey mi dediniz? Hayır, pekala dedim. Biliyorum sizi. 27 Mayıs 1920 Perşembe. İngiliz devlet arşivlerinden okuyorum. Buyurun. Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin bugün İngiltere Kralı'na bir mektup gönderdi. Bu mektup İngilizce elbette burada. Ben de burada duruyor. Şimdi... 27 May 27, 1920 Telegraph to His Majesty the King of England London. Türkçesini alalım. Tabii. Gönderen Mehmet Vahdettin. Türkçesini okuyorum. Bütün izleyicilerimin de dikkat kesilmesini rica ediyorum. Mektup Vahdettin tarafından İngiltere Kralı'na yazılıyor. Majesteleri İngiltere Kralı'na. Paris'teki Türk heyetine İletilmiş olan barış şartları tüm Türkiye'yi derin bir üzüntüye düşürmüştür. Osmanlı Paris'te bir delege göndermiş, heyet göndermiş, barış şartları konuşuluyor. Devam ediyor mektup. Britanya ile Osmanlı İmparatorluğu'nun arasındaki tarihi bağların zenginliğinden cesaretlenmekte ve majesteleri ile İngiliz ulusunun sahip olduğu adalet ve doğal hak duygularına tam olarak güvenmekteyim. İngiliz'i övüyor. Majesteleri ulusunu bu zengin değerlere dayanarak yönetmektedir. Yüceltiyor İngilizleri. Majestelerine acil bir başvuruda bulunuyor. Vahdettin İngiltere Kralı'na başvuruda bulunuyor. Müttefik devletler dediğinden diğer İngilizlerle beraber olan işte Fransızlar, İtalyanlar, diğerleri. Diğer üyelerine girişimde bulunarak bu anlaşmanın bağımsız bir devlet ile bağdaştırılamaz sert şartlarını yumuşatmasını ve en azından Türkçe konuşulan bölgeleri parçalamaktan kurtarmasını diliyorum. Bir dakika. Türk ve Osmanlı hanedanı böylece siz majestelerine sonsuza dek minnettar kalacaktır. Vahdettin'in burada sözünü ettiği barış şartları dediği Sevr Anlaşması. Sevr'i imzaladı diyorsunuz dolayısıyla. Bakın Sevr'den ilgili diyor ki
İngiltere kaçtı? İngiltere kralına 27 Mayıs 1920. İngiltere kralına diyor ki bu Sevr'in şartları çok ağır. Biz size güveniyoruz. Siz yücesiniz, büyüksünüz, işte şöylesiniz, böylesiniz, adalet, hak falan İngilizleri övüyor ve diyor ki siz diğer düşman yani diğer müttefiklerle de konuşun da bu Sevr'in maddelerini biraz yumuşatın. Bunun için size başvuruda da bulunuyorum. Hiç olmazsa diyor, şimdi Sevr'de her yer bölündü ya, İstanbul'da İngilizler, Fransızlar, batıda Yunanlılar, güneyde İtalyanlar, Akdeniz ve Antalya ve civarı, Adana, Mersin, Fransızlar, Karadeniz'de Trabzon'da Rum Pontus İmparatorluğu, bir şey kalmamış. Doğuda da Kürtlere de veriliyor yer, özellik. Ermenilere de yer veriliyor. Kala kala bizim Türklere, Orta Anadolu'da belki bir yer kalacak. Bari diyor buralar parçalanmasın. Osmanlı Padişahı'nın düştüğü zavallı duruma bakar mısınız? İsmet İnönü'nün Lozan'da düştüğü hal de önemli. Ya bakın, onu hayır, karıştırmayın İbrahim Bey. Bir yandan da tarih. Yok, öyle olmaz, sonra. Öyle tarih okunmaz. Tarih programı yapıyoruz. Hayır, yok, olmaz. Şimdi neden? Ama isim verin, bunu okuyayım yani İbrahim Bey. İşe su katıyorsunuz yani, yapma. Şu anda 3 tane yanlışınız var, devam edin. Burada yanlış yok. Yok. Mektup okuyorum. 3 tane peki, ben söyleyeceğim şimdi. Bitti. Dönüyorum Ahmet Bey. Hayır, bitmedi. Çok acı. Siz hiçbir şeye değer vermiyor musunuz? Ben, saklanan tarihi açıyorum, ilk defa bir belge okuyorum. O hadi var diyor, ya, ilk bakıyorum. Defa mı? Başınızı kumdan kaldırın ve onu Orhan Çekic'in yayınladığını görün. İlk şimdi, defa mı? Şimdi Orhan Çekici geçen hafta. Şimdi Orhan Çekici yıllar evvel yayınladı. Şimdi devam ediyorum. Aman onun devamı var. İlk defa. Bir dakika ilk süre ayırıyorum size. Bu böyle tamam. Böyle program olmaz. Ciddiyetten uzaksınız İbrahim Bey. Ben burada bir İngiliz arşivinden belge okuyorum. Olacak iş değil. Tamam. Bakın buna cevap. 5 Haziran 1920'de İngiltere Kralı Vahdettin'e cevap veriyor. Çok kısa bir cevap. Majestelerinin 27 Mayıs tarihli başvurusunu aldım. Başvuru diyor. Dilekçe yazmış Vahdettin İngiltere. Tabii dilekçe. Aman bize ya, bizden yana olun da bari Orta Anadolu'da bir yer parçalanmasın. Devam ediyor. Türkiye'nin geleceği müttefik devletleri hükümetlerinin elindedir. Yani düşmanların elindedir. Hı hı. Bu hükümetler uzun bir sabırla çalışarak adaletli bir barış anlaşması ortaya koydular. Sevr. Evet. Bu hükümetlerin ilgili tüm taraflara adaletli davranacağına güvenilmelidir. Son. İngiltere Kralının Osmanlı Padişahı, anlı şanlı Osmanlı Padişahı Vahdettin'e verdiği cevap. Sıradan bir dilekçeye cevap verir gibi. Bunu eğer Osmanlı sevdalıları hazmedip yutuyorlarsa, bunda bir şey yok canım, ne olmuş? İngiltere Kralı böyle diyorlarsa elbette diyecek bir şey yok. Bakın. Bitti efendim, çünkü süremiz bitti. Zaten ben her konuştuğuma ağzımı açtığımda… Ben size söyledim, 5 dakika yeter. Allah'tan ki seyirciler var ha. Herkes bizi seyrediyor Allah'tan. Hayır, beni şaşırttınız yani. Ben izleyenlerin huzurunda 5 dakikalık süre yetmez dedim. Allah'tan ki veriyorlar, Yılmaz seyrediyorlar. Yılmaz Bey ısrarla yeter dedi, süremiz bitti. Ahmet Bey buyursunlar. Şimdi bir. Şimdi en son cümle. Yılmaz Bey, ben size bir dakika… Hayır, olmaz. Son cümleyi söyleyeceğim. Lütfen söylesin. Yani tamam, söylesin. Şimdi… Kaynak buluyoruz bize. Olmadı. Şimdi bakın, Osmanlı Padişahı Vahdettin, kendisine Kemalist güçler tarafından hiçbir şey yapılmadığı halde, korkusundan olacak herhalde, yorum yapmadan şunu söylüyorum. İngiliz harp gemisine binerek kaçıyor. Bir padişah tahtını, ülkesini ve kullarını, o kullar diyorlar, herkes kul, bırakarak düşman gemisiyle, düşmanın harp gemisiyle gidiyorsa bu kaçmak değil midir? Eğer bu kaçmaksa bu vatana ihanet değil midir? Bu kadar düşmanlı olduğu yerde Mustafa Kemal bir gemiye binip nasıl bir kurtuluş mücadelesini başlatır sormak gerekir. Hayır. Şuna cevap vereceğiz. Vahdettin düşmanın savaş gemisine binerek gidiyor. Bakın düşman ne yapıyor İngiliz? İngiltere'ye götürmüyor. Malta'ya götürüyor. Malta'da da fazla bırakmıyor. Hadi Hicaz'dan ona davet geliyor, Hicaz'a gidiyor. Tamam. İngilizler Hicaz'da da onu bırakmıyorlar. Peki. Şimdi bu hale gelmiş, perişan edilmiş, aşağılanmış bir padişaha bakıp da kahramandı,
hain değildi tamam, diyorsanız süremiz bitti. O sizlerin kararıdır. Ahmet Bey buyurun lütfen. Zaman aşıyor. Şu konuları konuşalım artık. Şimdi bir yanda kahraman evet. Bir yanda hain deniliyor. Sevrin, Sevrin bakın Yılmaz Bey'in görmeden oradan buradan yalan yanlış topladığı fetvaların ne olduğunu herkes gördü. Tamam. Bu şey başvuru, bu dilekçe, dilekçe diyelim Vahdettin'in bu dilekçesi Yılmaz Bey tarafından bizzat gözleriyle görülmüş. 27 Mayıs 1920. Ama ne tuhaf ki Sevr Antlaşması'nın maddeleri 15 Temmuz 1920'de ortaya çıktı. Görüşülme 15 Temmuz 1920'de başlandı. 10 Ağustos 1920'de o imzalandı. 3 kişi onu imzaladı. O, görüşmeler önceki görüşmeler. Ben dinledim. Her şeyi çarpıtıyorsunuz. Tamam, süremiz bitti ama. Çarpıtmak size aittir. Çarpıtmanın kitabını, kralını siz yazdınız. Saklanan tarihi açtım. Sizden dolayı biz onu oraya koyduk. Saklanan tarihi açtım, ezildiniz. Sevgili seyirciler, biz nasıl bir zihniyetiz? Saklanan tarihi kimi sakladığını gördünüz mü? İki, eğer bir İngiliz kralına böyle aciz bir dilekçe yazmak aşağılık bir durumsa 1917 10 Kasım'ında bak kaynak veriyorum. Burada var demiyorum. 1917 10 Kasım'ında Mustafa Kemal'in kendi çıkarttığı Minber gazetesinde İngiliz Başkomutan Harrington'a gönderdiği efendim ben sizi çok seviyorum. Bakın ezbere konuşuyorum. O kaynak veriyorum. Ben sizi çok seviyorum. İngilizlerle savaşmak istemezdim ama gelin görün ki böyle oldu. Şimdi bir Anadolu işgali mukadder. Burayı alıyorsunuz. Anadolu'da İngilizleri seven valilere ihtiyacınız var. Ben buradayım. Sizi çok seviyorum. Sizden görev bekliyorum. Şimdi Kemalistler, İngilizlerden bir vazife bekleyen Mustafa Kemal'den memnunlarsa biz de Vahdettin'den memnunuz. Bu kadar basit. Vahdettin'i görüp de Mustafa Kemal'in Minber 10 Kasım 1917'de yazdığı bu mektubu görmezsen sağır, dilsiz ve kör tarih yapmış olursun. Diyor ki binip kaçtı. Yahu ben neresini düzelteyim? İki tane kitap okunacak. Bunlardan biri Sultan Vahdettin'e 17 Kasım 1922'de bu ülkeden gitmesi için Ankara'dan gönderilen Refet Belen'in hatıraları. Gitmek istemiyordu. Ona 2-3 aylığına ben demiyorum. Refet Belen'in hatıraları orada okunursa görülür. Diyor ki bir süreliğine gidin de sonra geri gelirsiniz. Sultan Vahdettin gönderiliyor. Bunu ben demiyorum. Bunu Refet Bey'e bu emri ona tebliğ eden adam söylüyor. Ama Refet Bey'e okunmaz, nutuk okunmaz. Kim okunur? Babingen okunur. Manyağın önde gideni okunur. Onunla tarih yapılır. Son cümlem, üstadımı, ağız alışkanlığı üstad değil, Yılmaz Bey'i görünce diyorum ki, sakallı Celal ne kadar haklıymış. Cehaletin bu kadarı ancak okuyarak olur. Peki şu mesela. Samsun'la ilgili var mı söyleyeceğiniz bu kadar neler var da bir dönemde bak, bu kadar düşmanların çevrildiği bir dönemde milli mücadele nasıl olur? O gemi nasıl elde edilir? Bak ben Mustafa Kemal çünkü o aşağılık İngilizlerden milli mücadele döneminde Mustafa nerede? Kemal'in aldığı pasaport ve vizenin orijinali orada. Bak ben kaynak gösteriyorum. Aşağılık İngilizlerden alınan vize. Neden aşağılık diyorsunuz? Ayıptır. Bu sizin cümleniz. Böyle konuşmaz. Bu sizin cümleniz az evvel. Aşağılık değil mi dediniz? Hayır aşağılık İngilizler. Dediniz ki. Hayır İngilizler bu aşağılık değil. Bir durum değil. Aşağılama var burada. Vahdettin aşağılık. Aşağılanıyor. Vahdettin aşağılık. Aşağılanıyor. İngilizler değil ama. İngilizlerin neden aşağılık diyorsunuz? Çünkü benim ülkeme geldiler bana tecavüz ettiler. Aşağılıktır. Çünkü ben buralıyım. Bravo, alkışlar. Ben buralıyım ve benim buralar öfkem var. Ben bu toprakların evladıyım. Ama bak, bak. Ama o İngilizleri bu topraklardan Mustafa Kemal Atatürk kovdu. Vahdettin değil, padişahlar değil, Osmanlı bak, değil. Bu kitabı oku da kim kovdu? Yok. Deminden beri kitap gösteriyorsun. Al, canım, oku da gör. Hadi canım böyle safsatan Sultan Vahdettin, İngilizlere sığındı diyorsun ya. Mustafa Kemal de İngilizlerden pasaport ve vize aldı. Al. Resmi belge John Godolphin Bennett imzası. Peki. Çok tarih güzel. Böyle yapıldı. Peki. Çok güzel değil. Oku. İngilizleri bu topraklardan bu topraklardan kim kovdu? Hemen söylüyorum. Sultan Vahdettin kovdu, Mustafa Kemal kovdu, Kazım Karabekir kovdu, Sütçü İmam kovdu, Tahsin Bey kovdu, Tufan Bey kovdu.
Tabii yani Kemalistlerin bundan haberi yoktu. Allah size merhamet ve vicdan versin. Tarihe sizin tamam, sakladığınız tarih. Yani saklanan tarihi açtınız. Açtınız mı? Bu, biz de çok komiksiniz. Yani stand up yapın. Sizin 70 yıldır kapattığınız tarihi biz açıyoruz. Açtım ben. Açtın. Altınızda kaldı. Haberin var mıydı Mustafa Kemal'in 1917'de yazdığı mektuptan? Altında kaldı. Haberin var mıydı? Altında kaldı. O senin düşünce. Cevap verin lütfen. Haberin var mıydı? 1917 Minber Gazetesi'nde haberin var mıydı? Bak. Okumadın ki nereden olacak? John Godolphin Bennett kimdir bilir misin? Okumadın ki nereden bileceksin? Okuyun, okuyun. Milli İki mücadele katkısını Sultan Vahdettin Han'ın soracaktık ama. Okuyun, Allah, uydurun. Allah uzun ömür versin. Siz, Osmanlı Türkçesini öğrenin de uydurun. Bir de şu belgelere onun bunun kitabından değil bizzat kendiniz uydurun, bakın, okuyun, tercüme okuyun, edin ve kitaplarınızı alın. Eğitim. İbrahim Bedir dedi ki yemezler. Bedir bana Yılmaz Dikbaş ne diyor? Sayın Dikbaş öğren de şu cümleleri okumayı öğren, tercüme et. Ben senden dinleyeyim. Bakayım ne yazıyor burada. Peki. Ondan onu al, bundan bunu al. Ahanda tarih. Peki çok teşekkürler. Son tavsiyem torun sevin. Bırakın bu işleri. Şimdi. Bak bitirdik. Ben de son cümle. Yılmaz Bey zamanımızı aştığımızı söylüyor izleyicilerimiz. Yılmaz Bey. Ama son cümle bana sormadınız. Diyenler var. Yılmaz Bey'in dediklerine bakmayın. İslam düşmanı olan Fethullah Gülen'i de çok sever diyorlar. Var mı söyleyecekleriniz? Fethullah Gülen'le ilgili kitabımda var. Çağrın anlatıyor. Açın okuyun. Ne şey. Tabii. Yılmaz Bey söylemez. Açın okuyun. Kaç lira o da söyleyin. Hayır bana vakit verin. Gelin. Gelin böyle. Seviyor musunuz Fethullah Gülen'i? Doğru mu bunlar? Bilmiyorum. Ne sevmek ne demek? Ya bu kişilere sevip sevmemek ne? Yaptıklarıyla ilgili ilgi duyuyor musunuz? Kabul ediyor musunuz? Fethullah Gülen Nur Cemaati'nin başı değil mi? Evet. Değil. Yani Said-i Nursi'nin takipçisi. Hayır. Nur Cemaati'yle birisi yok. Bunu da bilmiyorsunuz ki. Nur Cemaati. Gülen kendi kitabından okuduk. Geçiyor. Beş kola ayrılır Nur Cemaati. Böyle her şeyi karıştırıp. Yazıcılar var, halkımızın kafasını karıştırmaya çalışıyorsunuz. Allah aşkına gidin yapın mühendisliğinizi Fethullah ya. Gülen de. Fethullah Gülen Nur Cemaati'nin hocası değildir. Beş gruptan birinin hocasıdır. Fethullah Gülen de Said-i Nursi tımarhanelik hiç görmemiştir hayatı boyunca. Fethullah Gülen över onu. Hiç görmemiştir hayatı boyunca. Bütün tarikatçıların hepsi sahtekardır. Hepsi bak cevap hakkı doyuyor ha İbrahim. Evet. Tarikatçılara cevap hakkı doyuyor. Ondan şimdi, sonra tarihi saldırmak için değildir. Sahtekar yaptınız bu tarikatçıları. Tabii para için yapar. Ondan sonra değildir. Tarikatların adını şirket olarak söyleyeceksiniz. Örtüğünüz tarihi açıyorsunuz. Bilmem ne şirket. Örtüğünüz tarihi. Efendim? Sevmiyor musunuz? O bizi benim halkımızı aldatan sahtekarları sevmemi mi bekliyorsunuz? Peki. Ben onların foyasını meydana çıkardım, kitabımda yazdım. Said-i Nursi'nin tımarhane kaçkını olduğunu yazdım. Fethullah Gülen'in ne olduğunu yazdım. Görüşmemiştir bile. Programımızı bitiriyoruz. Çok teşekkürler. Var mı Fethullah Gülen Nur Cemaati'nin hocası falan değil. Onu bile bilmiyor. Beş gruptan birinin hocası. Ne oluyor? O zaman farklı mı oluyor? Bilmediğin o. Hepsi tarikatçı. Bilmiyorsun ki. Hepsi tarikatçı. Hepsini bir tarafa koyuyorsun. Tabii. Tarikatçıların tümü. Nur Cemaati diye bir adamı töhmet altına bıraktın. Erzurum'da kırkıncılar var, Naim Hocalar var, yazıcılar var, Adıyaman. Ya yapmayın. Hepsi halkımızı kandırmak üzere. Ondan sonra açtın, maçtın. Neyi açtın? Tümü demeyin. Yani tümü demeyin. Bugün yaşanan Nur Cemaati yapmayın. Bugünü bilmiyorsun yahu. Oldukça zaten yer aldı. Programı bitiriyoruz. Bu hafta elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce tarihi konuşmaya çalıştık. Hakikatler, veriler ışığında. Kemalist Yılmaz Dikbaş ve tarihçi yazar Ahmet Anapalı stüdyo misafirimizdi. Ve siz ekran başında bize misafirlik ettiğiniz bu yayın süresince bizlerle birlikte olduğunuz için de ben İbrahim Bedir, tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Güneş balçıkta sıvanmaz diyelim. Hafta yeniden görüşmek üzere. Sizlerle birlikte olmayı da umut ettiğimizi söyleyelim. Allah'a emanet olun. Biraz sonra yayında spor programı olacak. Onların zamanından aldığımız için de aklarını helal etsinler diyelim. Hoşçakalın.